seyircilerimiz ve tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Vay ne coşku be. Ah ne coşku. Evet sevgili misafirler, 51. bölümümüze geldik ve 51. bölümde şöyle bir şey yapmaya karar verdim. 50 bölümdür yapmadığım bir şey bu. Hep böyle mutfakta ilk aşağıda çıktığımızda böyle seyirciyle böyle iç içe bir sahnemiz vardı. Ben burada hep böyle yüksekten sunuyorum. Çok hani böyle şey mesela çok aşağıda ben yüksek güzel olmuyor. İletişim tam olmuyor. Ben dedim ki bu programı böyle seyircinin arasında sunacağım. Bakın iniyorum ben. Artık yeter. Evet. Mikrofon alayım mı bir tane? Tamam. Yine şey. Ama sunabileyim yine. Çok bağırmadan. Heh. Böyle daha samimi bir ortam. Bakın. Balkona da geleceğim. Ha ben onu hesap etmedim. Bir şey söyleyeceğim. Pardon. Ben bunu çok güzel olur diye hesap etmiştim ama orayı unuttum. Ben demek ki 50 bölüm boşu boşuna buradan sunmuyormuşum. Onun bir mantığı varmış. Hemen vazgeçtim. Ya da şey oraya da gel... Yok ben şey yapmıyorum. Daha açılışta bir dakika. Daha açılışta işleri içinden çıkılmaz bir hale soktuğum için ekranları başındakiler özür diliyorum sizlerden de. Orayı karıştı, burası karıştı. Hemen ben Yılmaz abi karşınızda Yılmaz abi. Çok sağ olun. Perdenin arkasından eseri karmaşık duydum. Ne oldu? Hocam aşağı inip böyle sohbet edecektim. Tam böyle indim yukarıda velo diye bir şey oldu. O velo'ya beni korktum. Velo lisesi burada da. Ya velo. Ona geleceğiz. He hemşeriler burada. Peki bir şey söyleyeceğim. Kar nedeniyle gelemeyen bir grup daha var değil mi? Siz mi? Ama siz gelmişsiniz. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Her grubun temsilcisi kimdir? Sen söyle, ayağa kalk. Biz Tekirdağ Sarı ilçesinden geliyoruz. Ama yollar orada... Demek ki siz Tekirdağ Saray Birey dersen. Tamam, şimdi hemen grubu hemen susuyoruz. Buyurun. Biz bu akşam burada kalacağız. Sarayı kar altında olduğu için dönemeyecek gidemiyoruz geriye. Burada kalabilir miyiz? İçinizde tatlı olanlar içeride kalabilir. O zaman ben kalıyorum tamam. Gerçekten bir şey söyleyeceğim. Öyle bir şey cidden olursa tabii ki kalabilirsin. Oo tamam kalalım. Ama otobüsü dışarıda tabii bırakalım. Adıyaman özel Doruk okulları hemen. Demek ki Adıyamanlılar da bu gece bizden. Hoş gelmişsiniz. Bursa Büyük Dershane. Oğlum bunlar hepsi İstanbul dışı. Bunlar hepsi nerede kalacaklar? Tamam demek ki sabaha kadar öyle orada oturun. Sabahleyin karlar eriyince. Fevziye Mektepleri Vakfı Erenköy Işık Nin mezuniyet töreni, şey pilav günü mü? Yoksa daha çok öğretmenler mi? Öğrenciler nerede? Peki siz niye akşam alkışladınız mı? Ben görmedim. Vakurdunuz. Gerçekten böyle cool gruplara da ihtiyacımız oluyor. Hoş geldiniz. Pisagor dershanesi. Sorayım mı gene? Tamam. Pisagor bizzat derslere giriyor mu bu kadar heyecan? Gerçekten giriyorsa haberim olsun. Peki bir saniye. Pisagor dershanesi duruyor. Pisagor teoremini bilen var mı? Ben... Siz bilmiyor musunuz hocayı gösteriyorsun? Peki biliyorum diyenler? Alkış olarak alayım, biliyorum diyenler. İlk defa duyuyorum diyenler.
Fisagor dershanesinden alkışlar duydum. İlk defa mı duyuyorsun? Peki oturduysanız başlayalım. Çok güzel hareketler başlasın mı? Çok güzel hareketler başlıyor. Çok güzel hareketler bunlar. Duyda, duyda. Başlıyor şimdi mutfakta. Bola bola bola. Evet sevgili. Dur oğlum yanımda benim çok... Bir saniye arkadaşlar. Yine üst taşkınlar. Oğuzhan'ın annesi yanımda. Evet mu? Hocam kıymet teyzemiz geldi. Kıymet Koç hoş geldin. Gel bakayım kim doğurmuş görsünler hele. Oğuzhan'ı da çağırıyor. Nerede? Şimdi skecin sonunda bir dedik görsene. Hocam. Skecin sonunda mı geliyor? Hem de... Saniye beraber çıkarız. Gel. Tamam. Hoş geldiniz kıymet teyze. Kıymet teyze bugün bir de doğum gününüz değil mi? Ben Bursa'ya geldim, uğrayamadım size. Çok seviyorum, öpüyorum, şey yaparız. Neyse, özele girmeyelim mi? Çok güzel oldu. Evet, sevgili misafirler. Şimdi biliyorsunuz yani programımızın formatı gereği her hafta yaklaşık 6-7 tane skeç hazırlamak durumundayız. Ve yani bazen zorluyoruz, konu çıkmıyor. Yani bir türlü bulamıyoruz. Skeçlere başlıyoruz, sonu gelmiyor. Böyle birikmiş bir sürü konu ve skeç var evde. Yine biz Oğuzhan'la oturmuş evde çalışırken bir skecin sonunu getiremedik. Ancak bu sonunu getiremediğimiz skeci nasıl getiremediğimizin skecini yaptık. Kafanız karıştı değil mi? Evet. Evet, yani daha önce de yaptığımız bir formattı bu. Skeç yazamayan adamlar geliyor. Oğuzhan, Zeynep, İbrahim ve ben birlikte yazamadık. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Çok güzel hareketler bunlar. Ne yapıyorsun abi? Düşünüyorum ya. Çıkmadı mı bir şeyler? Çıkmıyor. Abi ben bir şeyler yazdım, gel beraber devam edelim. Ne yazdın lan? Ha? Ne yazdın? Ya böyle bir durum komedisi gibi bir şey. Bir adam var, başına türlü olaylar geliyor, karışıyor ortalık falan filan. Bakalım abi. Ya bakalım. Sen nerede bak, o? Ben telefonumu alıp geliyorum. Bir bak sen, belgelerim de dosya. Belgelerim? Şu gerekli dosyasının içindeki mi? Evet, evet, onun içinde. Gerekli. Emre sahneye girer. Küpün üstüne çıkar. Müzik eşliğinde Emre striptiz yapmaya başlar. Emre biraz daha oynamaya başlar. Emre iyice çirkinleşir. Emre zıvanadan çıkmıştır. Ne yaptın abi? Bu ne oğlum? Sen ne planlıyorsun lan bu çocukla ilgili? Ya ne okuyorsun oğlum sen? Oğlum bu değil mi skeç işte? Hayır abi, yanlış dosya yapmış. Emre o değil oğlum, diğer skeç. Oğlum sen bak çocuk ne yapacağını şaşırdı, manyak mısın sen? Abi, bu da fena fikir değilmiş aslında, devam etsin. Çoraplar... Abi yanlış, kapat. Bu değil abi. Hangisi abi? Kapat, bu değil. Kapattın hangisi mı? Abicim, hangisi? Bak göstereceğim sana. Abi sahnede... Bu şu, Dur. Sahnede... İbo sahnededir. Aynen öyle. İbo sahnededir, sahnede yatmaktadır. Evet, niye yatıyor? Bir dakika, ben yatmadan yine işkillendim, bir şey yapmayacak değil mi? Yok lan. Hayır çünkü Emre'ye katlandım, İbo'ya katlanamam. Ya yatmasın, değişik bir şeyler olsun. Tamam ne olsun? Şınav çekmektedir yapalım. İyi, şınav çekmektedir. Şınav iyi. İyidir. 30 şınav çekmektedir. Çekememektedir muhtemelen. Tamam, telefon çalar. Evet, telefon çalıyor. Dırın. Alo. Alo. Alo, buyurun. İbrahim Bey'le mi görüşüyorum? Evet, benim, buyurun. İbrahim Bey, ben Global Sun and the Real Manufacturer of American Society Sunshine'dan arıyorum. Gerçekten Global Sun and the Real Manufacturer of the American Society Sunshine'dan mı arıyorsunuz? Evet, İbrahim Bey. Global Sun and the Real Manufacturer of American Society Sunshine. İnanmıyorum ya. Global Sign and the Real Manufacturer of... Uzatmayın İbrahim Bey. Özür dilerim. Kusura bakmayın. İş başvurunuzu değerlendirdik ve ilk mülakatı başarıyla geçiniz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten... Yalnız bir de ailenizi ve ev ortamınızı görmek istiyoruz. Evet. 5 bilemediniz, 10 dakikaya oradayız. 5 dakikaya buradasınız. Bilemediniz, 10 dakika. Tamam. Gerçekten teşekkür ediyorum. Global Sign and the Real Manufacturer... Dıt diyorsunuz, tamam. Bu ne abi şimdi, ne bu? Abi adam bak iş görüşmesine gitmiş, birinci mülakatı geçmiş. İkinci mülakatta evde denetlemeye geliyorlar adamı.
Ha, kadın evde denetlemeye gelecek. Evet, kadın evde denetlemeye gelecek. Niye başı sıkışıyor? Benim gerçek olay abi, benim Tayfun diye bir arkadaşım var, onun başına gelmiş bu olay. Adam da evliyim ben, çocukluyum falan diyor. Ha, çocuk mucuk. He, kadın gelince ortalık karışıyor yani, çocuğu yok, tamam. Bekar evi falan. Ne yapacak şimdi, ne? Güzel konu değil mi abi? Güzel. Tamam, şimdi kız arkadaşını arayacak, gel benim karım ol falan. Ha. Hani karım ol derken, hani karım oyna hesabı. Tamam, arasın abi. Dur hemen Zeynep'i arayayım ya. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılmaz. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Sizden önce iki kişi daha aradı, onlar da ulaşamadı. Neden? Çünkü bu telefon tam yarım saattir kapalı. The person you have called cannot be reached at the moment. Before you call, two more people call. But they cannot reach too. Why? Because it is closed for half hour. Oğlum bu nasıl bir telefon? Hangi hat lan bu? Yöresel kanka. Yöresel mi? He. Güzel değil mi işte ya? İyi, iyi diyelim, iyi olsun. Tamam abi işte şimdi ne oluyor abi? Sevgilisine ulaşamadı. Ev sahibi gelecek. Ev sahibi gelecek. He, kadın çocuğun ev sahibi gelecek. Kirayı ister. Kim ev sahibi ne? Nasıl bir kadın? Ya işte böyle yaşlı, azgın bir kadın olsun böyle. Ya azgın derken hani hafif de sarkıyor olsun çocuğa. Yaşlı, azgın. He. Kim oynayacak? Kim oynayacak sence? Mecbur Gülsüm. Gülsüm. Yaşlı, azgın Gülsüm. Tabii Gülsüm. Al yaz. Kapı çalar, Gülsüm girer abi. Kim ya acaba? Gülsüm Hanım hoş geldiniz. Yakışıklı, ne haber? Yakışıklı mı? Kanka kadın o kadar zor durumda, düşün işte İbrahim'in. Evet. Tatlım, şu kirayı verin ama artık. Hayır, ben de isterim kira almayayım. Ama hayat şartları ne yapacaksın? Kahretsin seni lili lili, çirkin çirkin. Ya güzel değil mi abi? Hey, yapacak olur. Ya güzel olur be. Dur, İbo da ona bir cevap versin o zaman, dur. Versin. Hanımefendi içinize hindi mi girdi, ne girdi anlamadım. İyi, tamam. Abicim kız zaten 50 seferdir yaşlı azgın rolü oynuyor. İyice yapıştır üstüne, millet yanlış anlayacak mı? Başka bir şey yapalım. Ne yapacağız? Ne oynatalım? Lan ne bileyim, bir kere de genç kız oynasın işte. 18 yaşında kız oynasın. 18 mi? Gülsüm. Ya yemezler ama oynasın yani, ne? İyi, eğlendi. Oradan da geyik evet, yaparız. Evet, tamam. Ver abi bak. Devam et. Siliyorum buraya kadar olan kısmı. Sil abi. Sildim. Kapı çalar. Gülsüm girer. Hah, gel Gülsüm gel. İbrahim abi, babam kirayı artık versinler diyor. Sen şimdi kirayı boş ver. Bak beni dinle. Tamam mı? Şimdi iş mülakatına geliyorlar. Karım var, çocuğum var dedim kadınlara. Tamam mı? Sen bana 15 dakikalığına eş olur musun? Aa, olurum ama inandırıcı olur mu bilmiyorum. Ben 18 yaşındayım, sen 30. Merak etme, yaşını hiç göstermiyorsun. Rahat ol. Rahat ol, tamam mı? Kabul ediyor musun, etmiyor musun? Kim geliyor abi, anlamadım. Kim geliyordu? Global sen. Ya boş ver şimdi ismini. Söyleyene kadar gelirler zaten. Boş ver. Sen kabul ediyor musun, etmiyor musun? Tamam. Tamam, ediyorsun tamam. Değil mi? Tamam. Ha, geldi. Hoş geldiniz Burcu Hanım, buyurun. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Eşim Gülsüm. Merhaba, memnun oldum. Memnun oldum ben de. Merhabalar. Demek eviniz burası İbrahim Bey. İşte evimiz burası Burcu Hanım. Böyle güzel, sevimli bir dairemiz var. İçeride iki odamız var. Yerler ısıtmalı, laminat parke, kombili. Pencereyi açtığımızda da gök ve deniz manzarası var. Buyurun, gök, deniz, Karadeniz. Oğlum bu nasıl şaka? Gökdeniz nasıl yapacağım şakayı ya? Kanka işte Gökdeniz fotoğrafı yapıştıracağız. Gökdeniz'den Gökdeniz Karadeniz. Ya oğlum poster... Komik güldüler. Ya bırak ya. Nereye gülmediler ya? Mi? Ya bırak, nereden güldüler? Devam abi. Devam ediyoruz. İşte böyle bir şakaydı bu da. Ay. Kusura bakmayın, ev biraz dağınık. Evet, buyurun oturun Burcan. Evet. Buyurun oturun, kusura bakmayın. Eşiniz ne iş yapıyor acaba? Özel bir şirkette iş makinesi olarak çalışıyorum. Pardon? düzeltiyorum, affedersiniz. Sokakta hanımefendi, mutfakta aşçı, yatakta iş makinesiyim. Anlıyorum. Kaç yıldır evlisiniz? 24. 7-24 beraberiz efendim. Dosyanızı incelediğimde bir de çocuğum var demişsiniz. Nerede evet, çocuğunuz? Evet, çocuk var dedim. Evet, doğru söylüyorsunuz. Nerede hanım çocuk? Çocuk? Ne yapalım abi? Bir şey bulmamız lazım. Çocuk gelecek bir tane, biri. Tamam, dur. Kapı çalar. Kapı çaldı, ben sorunuzu cevaplayacağım. Bir saniye bekleyin efendim. Hah, gel buraya, gel. Gel buraya. İbrahim abi,
Çöp var mı çöp? Çöp yok, çöp yok. Sen ne işin? Yoksa niye gelin? Babam tanımadığın evlere girme dedi, dürterler seni dedi. Ne dürtmesi oğlum? Sen beni tanımıyor musun? İyi o zaman hadi gidelim. Bak sana bir şey söyleyeceğim, beni iyi dinle. Ben senin baban. Neredeydin yıllardır? Ben biliyordum kapıcı çocuğu olmadığımı. Her gece sen rüyama giriyordun. Hadi en pahalı ayakkabılar ol bana. En pahalı elbiseleri giydir bana. Hadi gidelim, hadi bunları alalım. Hemen alalım, gidelim, hadi gidelim. Sakin olsana bir saniye ya. Efendim, işte bizim Haylaz. Merhaba Gülsüm. Aa, Ersin'cim aşk olsun. Ersin'cim ben senin annenim. Neredeydin yıllardır? Niye bu durum bu kadar karışık? Hadi bana bir açıklık getirin. Ne bu durum karışık? Ersin'cim sen odana git, üstünü değiştir yavrum. Annesi gönder onun odasına. Nerede benim odam? Ya odan, oğlum odanı bilmiyor musun şurada? Tabii dersler falan. Ben göstereyim. Kapısı karıştı biraz, kusura bakmayın. Evet. Neden çöp topluyor? Şimdi siz diyeceksiniz ki neden çöp topluyordun? Dedim zaten. İşte ben tekrar etmek istedim ki zaman kazanayım. Çocuk okuldan geldiğinde çocuğu kapıcının yanına veriyorum, çöp toplatıyorum ki hayatı öğrensin. Ya. Evvelden pavyona vermiştim, çok işe yaramadı. Şimdi burada inşallah. Çok güzel düşünmüşsün. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Ama çocuğunuzu size benzetemedim. Biz de bir şeye benzetemedik efendim. Yapamadık, iyi yapamadık, olmadı. Güzel olmadı. Olmadı. Güzel olmadı. Bir şeyi eksik koyduk, bilemedim artık. Şimdi ne yapacağız abi? Abi ne yapacağız? Güzel karıştıracağız ortamı, herif yırtmaya çalışacak. Durum bu yani. Karıştıracağız, ha. Al madem. Kapı çalsın abi. Kapı. Şimdi açar mısın? İyi günler, iyi günler. Buyur Hande Efendi. Ben yanlış daireye mi geldim Gülsüm Baba? Sen ne arıyorsun burada? Allah Allah, burası benim evim canım, ne var? Ha öyle mi? Evet. Ya ben çocuğu çöpe gönderdim de gitti gelmedi. Burada mı diye soracağım. Hamdi Bey bir saniye. Efendim. Hamdi Efendi şimdi çocuk burada, çöp diyor. Ha. Siz git, ben sonra geleceğim, tamam mı? Öyle mi? Açın ben. Oğlum ne açı? Misafirinde niye bağırıyorsun anlamıyorum. Havyar istiyorum ben. Ulan sen neredesin lan patates kafa? Sabahtan beri bütün çöpler birikmiş. Çabuk gel o çöpleri topla hadi. Bak Hamdi Efendi. İnsan yukarılara alışınca aşağıda darlanıyor. Siz bu insanlar gibi bana bakabilir misiniz? Havyar ihtiyacımı karşılayabilir misin? Havyar? Balık boku, öyle böyle bir bok değil yani. Şimdi onun kafası biraz karıştı, oynuyor. Bak bana neler diyor, senin gibi evlat olmaz olsun. Tırnarak gelsin bütün emeklerine vallahi. İbrahim Bey ne oluyor? Efendim şöyle bir şey oldu aslında. Şurada Ersin'cim... Siz Allah'ın cezasını kesecek. Bir saniye ya. Aşkına beni ders çalışalım diye çağırıyorsun, bir geliyorum yarın çıplaksın Şahin. Ama hayatım sen de hep bardağın boş tarafını görüyorsun, birazcık dolu tarafını gör. Ben bir kere orada yarı çıplak değildim, ben yarı giyiniktim ben orada. Ya nasıl bir yarı giyiniklik o Allah aşkına, üstüne giymişim boğazlı kazak, altında tanga var. Ya bırak ya Allah, bir daha beni arama ya, üf terbiyesiz ya. Şahin kanka, kanka ne ya? Ya geçen gece kızdan kaldı işte. Oğlum hatıra olsun diye formaları değiştirdik, fair play hesabı. Ya ne yapıyorsun ya abi İbrahim ya? Ya İbrahim Bey, bir açıklama yapın artık. Ya efendim şöyle bir eve bayanlar geliyor, kardeşine hiç haber vermiyorsun. Merhabalar efendim, ben Şahin. O kadar tatlıyımdır ki arkadaşlar bana Şahin Pekmez derler. Ben de Global Sign and Real Manufacturer of American Society Sunshine, insan kaynakları sorumlusuyum efendim. Ha, ben de insan sarrafıyım efendim. Peki bayanların eli neden öpülür bilir misiniz? Neden? Çünkü öpmeye bir yerden başlamak lazım. Ya bu ne rezillik İbrahim Bey? Bir açıklama yapın lütfen ya. Şimdi nasıl çıkacak abicim bu herif bu işin içinden? Abi iyice karıştırsan ne çıkıyor? Lan karıştı zaten, ne diyecek ya artık? Ya bir şey olmaz bak, gelsin. İyi, devam açıklasın, devam hadi. Açıklatacağız. Efendim Şahin benim öz kardeşimdir. Ne kardeşi lan? Öz kardeşimdir Şahin benim. Geldik. Annem gel. Anne baba ne işiniz var burada ya? Oğlum baktık sen gelmiyorsun, biz gelelim dedik annem. Bugün mü dediniz bunu anne? Yok bunu dün dedik, bugün uyguladık. Bravo, tebrik ederim, ne çok güzel. Ne yapıyorsun kerata? Ne yapıyorsun lan? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Yavrum benim. Anne dövmeye mi geldiniz? Niye geldiniz ya? Burcu Hanım kusura bakmayın. Annemle babam, tanıştırayım. Merhaba efendim. İnsan kaynakları müdürü. Biz İbrahim Bey ve eşinin sohbet ediyorduk. Evet. Siz geldiniz. Eşi mi? Evet eşim. Gülsüm annemle babamın elini öpsene. Öpeyim anneciğim. Annemin hasret, ben öpeyim teyzeciğim. Biz sen ev sahibin değil mi yavrum? Ay ne münasebet efendim, ben karısıyım. Evet karım benim ya. Babaannem, dedem. Ya. Bu kim lan? Ya. Oğlum sen 6 ayda Zeynep diye bir kızla beraber değil miydin? Doğum mu? Ya İbrahim Bey Zeynep kim? Ne oluyor? Ya Zeynep şöyle bir şey aslında. Ya benim oğlum kartorozun tekini bulmuş. Ya anne sakin ol ya. Ne yapıyorsun? Al kalk. Ya bir saniye durun ya.
Sizinle bu şartlar altında çalışamayız İbrahim Bey. Özür dilerim. Ne özür diliyorsun be? Ben çalışmıyorum asıl sizinle be. İsmini bile söyleyemediğin şirketin köpeği olmuşsun. Gelmişsin buraya bana anlatıyorsun ya. Biz Global Sahnedir. Ya bırak bana bıdı bıdı yapma global molebel bilmem ne ya. Bırak anlatma bana ya. İstemiyorum çalışmak. Yalan söyledim kardeşim. Karım yok, çocuğum yok. Okuyorum ben. Çık evimden. Çık dışarı. Çık. Benimle böyle konuşamazsın. Ya bırak konuşun. Ya dışarıda tamamlarsa şirketin adını. Dışarıda tamam. Ne oldu şimdi? Ben kapıcı çocuğu muyum ben? Neyse işte orada karışıyor bitiyor abi. Ne diyoruz, ne anlatıyoruz? Ya abi işte eve gelmeyin denetlemeye, dost kalalım öylesiye gibi hani... Hani insanları... 15 dakika bunu mu anlattı? Evet abi. Baştan söyleseydik sahneye çıkıp. Ya olur mu abi işte denetlemek ne kadar abi yanlış. Abi kime oynatıyorsun bu skeci? Bu kadın salak mı burada 15 dakikadır oturuyor, ben senin babanın bilmem ne diyor sitcom gibi, ne yaptın ya? Abi onu yer ya, onu çaktırmadan söylenme. Neyi yer abicim, kimse bir şey yemez. Ya durun konuş, güzel skeç. Tamam finali nasıl bağlayacaksın? Final işte böyle nasıl iyi. Ya hepsi bağırırlar. Ne bileyim abi güzel işte. Bulursun. Nasıl bağlanır biliyor musun o final? Nasıl bağlanır? Ver bak. Müzik girer. Ne müziği? O senin baştaki skeç var ya deneysel. Al sana deneysel. Al. Abi ne? Sen çok seviyorsun böyle şeyleri. Oğlum öyle yapma, o kadar insana yaptın. Böyle skeç mi olur lan? Kapat. Ya Allah Allah ya. Oğuz güzel. Kapat ilan abi. Ya güzel skeç ya. Çok güzel hareket yani. Zili çalmalısın diyenler var mı? Zilde gördüğüm kadar öyle büyük bir şey yok ama böyle... Yok. Bize yeter o çığın hocam. Oh. Güzeldi. Finaliniz... Yeterince çirkindi evet. Ben notlarımı söyleyeyim. Dıt dıta oradan başlıyorum. Dıt 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 diyorsunuz var ya. Oraya cevap verirse reaksiyon gelebilirdi. Yani dıt 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 ağzında diyorsuna. Evet iyi günler gibi bir sesle reaksiyon gelebilir idi. Hamdi'nin telesekreteri çok iyiydi. Alkış Hamdi'ye. Nerede Hamdi? You have some cold. Ara sıra şöyle şeyler oldu. Kapı çalar. Gülsüm girer. Oysa adam gitti açtı. Yazarsınız senaryoyu. Kader gibi yani. Hayatı senaryosu gibi düşünmeniz gerekir. Adam açarı da söylemeniz gerekir. Kapı kendi kendine açılmaz. Hatta şakalar olur onun içinde. Yani birinizin öbürünün araklaması gerekir. Yani kapı çalar Gülsüm girer deyince öbürünün nasıl olur o? Açılmadan demesi gerekir. Oraları atlamayın. Çünkü bu çok yani skeç yazamayan adamların önermesiyle ilgili bir şeydir. Güldüler. Mesela burada aslında yabancılaşmamamız lazım. Güldüler değil de gülerler mi? Yani yazarken yaparız ya biz. Yani bir sayfaya şakaları yazarsın. Bunlar hepsi birer varsayımdır. Gülebilirsiniz de, çünkü sağınız sorunuz belli olmaz, gülmeyebilirsiniz de. Gülmeyince de siz böyle aşağıda aslında hala içinizde pozitif, bir önceki şakaya gülmüşsünüzdür. Hala pozitif insanlarsınızdır da ikinci şakayı beklerken biz böyle bir Allah oluruz eyvah. Şu abi gibi bir şey olur yani herkes. Çekme çekme. Çekme. Hayır yanlış abi çekiyorsun sadece. Sezdirdim, isim vermedim yani. Dolayısıyla o tartışmayı görmek çok eğlenceli olur yani. Gülerler gülmezler. Hatta şimdi bu skeç için bile tartışmışsınızdır gerçekten aranızda. Çünkü skeç yazamayanlar çok güzel bir parantezdir. Ben daha çok skeç yazamayan adamlar seyretmek istiyorum. Çünkü bir mutfak buluşudur ve çok başarılıdır. Formaları değiştirdik, çok iyi şakaydı. Peki neden sence reaksiyon almadı? Satamadım. Evet. Tavırı demek ki bazen böyle hani sitcom tavrında çıkıp daha coşku söyleseydin alırdı. Yoksa forma değiştirdik. Güzel şakaydı. Şahin Pekmez'de... Şahin Pekmez'de ama Şahin diye ona da çok vurdum bak. Şahin Pekmez benim de sabahları sevdiğim bir şeydi. Evet başka görüş bildirmek isteyen var mı? Bize o... Sen niye arkadaşının kolunu kaldırasın ki? Bir de böyle bir şey var. Sen söyle, sen söyle. O bir şey söyleyecekse, sen niye coşkulusun? Sen coşkuluysan, sen niye söylemiyorsun? Ver bakayım, çok merak ettim bu... Söyle. Evet, çabuk söyle. Yalan söyleyenin yalanı illaki ortaya çıkar. Yok, bence şöyle düşün. Öyle değil çünkü. Bütün skeci düşün. Skeç yazamayan adamlar skecini seyrettin. Sen o skeç yazamayan adamların yazdığı skeçten bahsediyorsun.
Çok mu karışık söyledim? Hangi dershanedensin sen? Pisagor. Bitir okulu bitir. Tekrar söylüyorum. Pisagor bağıntısını söylemeyi unuttum yayının başında. Bir sürü telefon gelmiş. Nerede gelmişsin? Bize de öyle olsa ya, bant yayına telefon gelmiş. Bir üçgenin dik kenarlarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Şimdi nedense beni hiç unutmadığım şeylerden biridir bu. Geçen provada esere sordum. Kepaze oldu ama onu yayınında göstermiyoruz. Ben Öklit'e daha şeyim ya. Peki, biz Oğuzhan'ın annesini artık sahneye alabilir miyiz? Tabii. Evet. Kıymet teyze. Kıymet. Kıymet büyüğü mü? Kıymet. Ve Kıymet Koç. Kıymet abla bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten program başladığından beri en çok merak edilen annelerden bir tanesi. Ersin'inkini de çok merak ediyorlardı. Ersin kendisi oynayarak ona yakın bir şey gösterdi. İşte baba size olsan işte buyurun. Bu sebeple. Annene sonra zaten zar diyorsunuz. Ne hissediyorsun ya? Ay, ne hissedebilirim? Bir kere Oğuzhan'la gurur duyuyorum. Sadece Oğuzhan'la değil, şuradaki gençlerin tümüyle hepsini böyle yüreğime, hepsi içime... Hayır, hepsi. Çok bayılıyorum onlara. Hepsinin çok büyük fanatiyim. Ayrıca şurada olmaktan ben daha çok mutluyum. Çok oynamak istemiştim vakti zamanında. Ama şu canım benim, yavrum benim bunu gerçekleştirdi. Şuraya da çıktım ya artık, daha hiç ölsem de gam yemem. Gerçekten de biz de gurur duyuyoruz Oğuzhan'la. Çünkü yani sadece yetenekli, çok da yani işte yüzü nasılsa içi de öyle olan biri. Tebrik ederiz. Çok güzel hareketler devam ediyor. Hareketler bunlar, duyda başlıyor şimdi mutfakta, spola. Evet sevgili misafirler, programın başında hocamla birlikte söyleyemedik karambolden. Bugün yani yayında olduğumuz gün 14 Şubat günüdür ve 14 Şubat günü onu söyledik ama artı da onun bir önemi var, o yüzden 14 Şubat'ın sevgililer günü olduğunu biliyoruz. Ayrıca BKM Mutfağ'ın kuruluş yıl dönümüdür 14 Şubat. O yüzden bir önemi var. Evet ya, ne güzel bir güne denk geldi ya. Ne kadar güzel bir güne denk geldi gerçekten o ya. Benim ya de doğum günüm anda... hocam 14 Şubat bu arada. Hani? Çıkıyorum. Mutfakla beraber doğdum ben. Yani o anlama da geliyor. Rodin'in de 50'si çıkacak inşallah. Onu da kutluyoruz biz. Aa bugün de 40'ı maşallah olsun, neyisidir. Senin evlilik yıl dönemin mi? Hadi canım. Ama... O gün beraber olacaksınız ama değil mi? Ha yani burada göremedim. Ha orada mı çalışıyor? Eyvallah, sizi de kutluyoruz bugün. Aa buradan o zaman nasıl, zaman tüneli, tuhaf bir şey oldu bu. Peki siz 14'ünde oraya gidecek misiniz? Şu anda yani Diyarbakır'da bizi mi seyrediyorsunuz? Şu an... Baba kutlarız. Hem de önce de. Ana ya, bant çekmenin de böyle güzel bir yanı var. Evet evet. Kendini başka türlü nasıl seyredebilirsin canlı yayın olsa? Kendinize bir şey söylemek ister misiniz? Evet. Gerçekten. Kendinizle ilgili en azından bir şey söylemek ister misiniz? Her zaman böyle fırsat geçmez. Diyarbakır'da nerede olacaksınız? Evimde olacağım tabii ki bu saatlerde. Tabii. Beni bozmayın da. Yani orada mı eviniz? Ne iş yapıyorsunuz? Eğitim Gönüllülerinde çalışıyorum. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın yoksa 15. yılı mı? Evet. Yani benim yanımda çalışıyorsan bana söylemiyorsun. Ben mütevelli heyet üyesiyim. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın. Vakfımızın 15. yılı bu arada. Peki, bu arada gerçekten kutluyoruz. Eşiniz de siz de. Bütün Diyarbakır'a da selam bu arada. Allah Allah. Hangi gündeyiz biz şimdi? Ya benim kafa gitti hocam benim. Benim de kendime bir şeyler söyleyesim var kameradan yani. Peki, o, doğum günü 14 Şubat Sevgililer Günü... 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaya gelen var mı aramızda? O derece manyak var mı ya? 14 gün kutlayan bunlar.
Biz ama şey 14 Şubat'ı kutlamak açısından böyle çok bir... tatlı bir konser. En taze konserve biziz, ben size söyleyeyim. Zaten 6 gün sonra. Bugünün kaçı? Samimi olmak gerekirse bugün ayın kaçı? 2. 2 Şubat. Bunda bile aynı fikirde değil miyiz? İkisi 12 gün sonra. Ha. Doğum gününüz mü? Bugün sizin doğum ama orijinal gün değil mi kıymetli teyze yani? 2 Şubat'ta siz doğdunuz. Oğuzhan annesinin de doğum kafalar günü. Kafalar karıştı komple bak. İzleyenler bitti şu an. Yani. 2 Şubat. Başka bir şey doğum var mı aramızda? Kutlama doğum günü kimse? Tamam. Hadi bakalım. Tamam ne güzel hocam. Yani her türlü özel ve güzel bir gün. Aynen öyle, her türlü güzel olacak hocam. Ve hani 14 Şubat olması sebebiyle de ikili ilişkilerle ilgili skeçlerimiz olacak bugün. Sıradaki skeçimiz de Aydan'la Gülhan... Sınıfı mı dolaşayım ara ara susmanız için? Ya çocuk... Ya yapma, yapma. Bak biz haftada bir gün, iki gün. Hocalarınız da bunu yapmayın. Nerede öğretmenlerimiz? Mikrofon verseniz hocam. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam, tamam. Gerçekten bir öğretmenin bunu başarmasını her zaman gözlerim yaşarır. Tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi bu aşkın sebebine gelelim. Sevgimiz, çocuklarımızı sevdiğimizden onlar da bizi seviyorlar. Hangi derse giriyorsunuz? Ben matematik öğretmeniyim. Hem de matematik öğretmeninden mi bu teze var? Süper. Ha, müdür mü? Ha. Ya müdür o derken zorla mı yaptırıyor size bunu? Siz gelmeden önce kamçıyla bak oraya gideceğiz ha. Hele ben bir ayak akayım. Okan, Okan diye bağırmayın. Evet, buyurun. Hocam yukarıda öyle bir şaşkınlık var ki. Ya. Ben birkaç mimik yaptım ama o da anlaşılmadı ne oldu. Ben de anlamadım. Girişte o kadar bağırdınız ki beni ürküttünüz. Siz değil de Mersinliler. Trakya. Neylilerdi? Tekirdağlılar. Tekirdağ. Tamam eser. Söyleyince var. Evet. Ya bir şey diyeceğim. Gerçekten kusura bakmayın. Salonun yapısından bazen aşağı gidiyorum. Sizi ihmal ettiğimi zannetmeyin. Hatta mesela hiç yukarı gelemiyorum. Bir ara geleyim. Tamam. Ben değil de eseri göndereyim. Eser. Harbiden. Biz aşağıda hep beraberiz. Sen ara sıra bir şeyleri yukarıdan sunabilirsin. Tamam, yukarıdan bundan bir sonraki skeci orada sun. Evet. Hem şeylerim de gelmiş. Şu kadar bir şeyle bu kadar sevinmeniz ne kadar var? Bir tane canım. Ne oldu? Bir tane skeç. Ama geldiğimizde balkon sessiz olacak değil mi? Evet. Ne güzel oldu. Evet, sevgilim sana artık skeci sunalım hemen. Arkadaşlar. Ha? Hadi. Aydan ve Gülhan'ın yazdığı skeç geliyor efendim sırada. İç güzellik mi yoksa dış güzellik mi daha önemlidir? Onu soracaklar. Evet, Aydan ve Gülhan'ın yazdığı skeç geliyor. İsmi neydi hocam skeçin? Kafa gitti, gitti hepsi. Tövbe işte. A kare artı B kare eşittir C kare biliyorum ama o gitti yani. Tam bana göre, tam bana göre. Tam bana göre geliyor. Gülhan'la Aydan yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ayrıca H kare. A kare. Hipotenüs H'dir tabii. Onun kare şeyini... eşittir. Ben o kadarını söyledim. Neyse ama C cevabını da kabul ediyoruz değil mi? Hadi bakalım. Çok güzel hareketler bunlar. Çok güzel kız kardeşim, valla bayılıyorum ya. Oğlum git konuş o zaman kızla, Allah Allah ya. Konuşamam ben şimdi onunla ya. Ya bırak şimdi oğlum, şuradakini görüyor musun sen? Endama bak be, saçlara bak, kalçalara bak be. Kız işte böyle olacak oğlum. Şöyle bir tanesini yanında istemez misin sen ya? İstemem, ben onu istiyorum. Bu ne yapayım ben bunu? Oğlum bu yiyip geçmeyeceksin, çok güzel kız ya. Güzel kız dedin mi 100 metreden tavlarım. Yok ya. Seyret. Affedersin prenses. Bana mı dedin birader? Hops.
Yok kardeşim, ben arkadaşla konuşuyordum. Hatta telefonla, telefon da üstünde değil. Sen takıl. Tövbe estağfurullah. Hesaba yaz. Prenses be... Prenses beyaz atlı prens çıktı. Herifin ne olduğu belli değildi lan. Kayı 100 metreden tanıyordun, sen 1 metreden cinsiyetini anlayamıyorsun. Ya aman işte uzatma ya, tamam oldu bitti ya. Şişt, kimseye söylemiyorsun ha. Vallahi herkese söylerim ben. Şşt gençler, maliye notları var bende. Son ders de dahil. İstersen bunu 5 liraya bitirelim bunu. Kimden o? Sahibinden temiz. Erkut abi yine derse girip not mu aldın ya? Ne yapayım oğlum, ne yapayım ben? Allah Allah. Yazın okunmuyor abi. İşte ne yapacaksın? Erkut abi, Roma hukuku var mı? Vallahi İtalyancam yok yani. O derse de girelim ama İtalyancam yok. Ders evet. Türkçe abi. Rahat olsun. İnkılap tarihi var mı? Vallahi o da yok ya. O adam bana uyuz oluyor. Derse almıyor vallahi. Ben dekana şikayet edeceğim. Abicim kantincisin, öğrenci değil. Niye alsın adam ya? Allah Allah, hadi bil ya. Ya olur mu oğlum ya? Ben de gireceğim derslere, işte böyle para kazanayım. Ne yapayım ben oğlum ben? Murat geldiler. Allah. Geldiler. Ne? Geldi. Ya, hangisi? Geldi. Güzel olanı. Gözlüklü olan mı yani? Gözlüklü daha mı güzel kanka? Yani şöyle bir baktım, ikinizi yan yana koyduğumda yakışıyor güzel. Yok, onun en yakın arkadaşı, öbürü. Ya gözlüklü olan güzel ama ya. Güzel mi diyorsun? Hacı güzel ya. Yapma ya, ben öbürünü beğenmiştim ama. Zevk meselesi birader, şimdi ben karışmayayım senin işine o zaman ya. Hayırlısı neyse olur. Diğeri diyorsan diğeri olsun. Zevksiz miyim ben acaba? Yok be oğlum, ne alakası var? Göreceli bir şey bu ya. Güzellik göreceli şeydir oğlum. Allah kafam da karıştı şimdi ya. Ya neyine kafan karışıyor? Sabahtan beri burada duruyoruz işte. Kız gelsin bekliyor. Al gel git konuş. Nasıl konuşayım şimdi ya? Konuşursun. Konuşamam. Hadi yavrum konuşursun. Murat git, nasıl git bağla. Hadi aslanım. Hadi. Murat, hadi yürü lan işte konuş. Allah Allah. Gitti zaten. Gitti. Oğlum daha iyi ya. Nasıl daha iyi ya? Kardeşim bak, en yakın arkadaş demiyor musun? Ha. Önce onu tavlayacaksın. Tamam sen de gel. Güzel kıza giden yol yakın kankadan geçer kardeşim. Tamam sen de gel. Hadi. Hadi sen de gel ne olur. Ya, hadi gel tamam. Gel. Hadi yürü. Hadi. Merhaba. Bence siz de güzelsiniz yani. Pardon. Aynalara küsmeyin diyorum yani hani. Ne diyorsun oğlum? Ne bileyim abi, ne dedim ben ya. Yani işte her davulun bir tokmağı vardır. Allah Merhaba. Murat ben. Gaye. Arkadaşım Bülent, Salan demek istediği, biz sizinle aynı sınıftayız. Ha. Aynı derslere giriyoruz da. Hem bir tanışmak istedik hem de bu son maliye dersinin notları var mı diye soracaktım. Bende var dedim ya, it! Ucuza mı getirmeye çalışıyorsun sen? Erkut abi, sırası tamam, değil. Abi sus. Dur bir dakika. Verme kız sakın, verme ona. Vermiyorum kimseye Erkut abi. Tamam. Gel sen şöyle. Burası boş mu? Teşekkür ederiz. Gel arkadaşım kardeşim, otur. Gelecek benim içeri. Tamam canım, gelince kalkarız biz ya. Merhaba. Merhaba. Gözlükler çok çirkin kanka. Oğlum vardır bir ortak noktanız. Önce fethet işte ya. Takıl. Merhabalar. Merhaba. Siz nereden? Biz aynı bölümde miyiz? Evet. Ha, anladım. Ne yapıyorsunuz? Maliye okuyorsunuz. Maliye okuyoruz. Onun ders notları soracaktı değil mi kanka? Ha, evet. Ders notları. Ben de kitap okuyordum burada. Ha, kendi güzel. Başıma kitap okuyordum. Ne kitabı? Birader bak, birazdan kalkarız. Ama Osmanlı tarihi. Seni uzun süredir arayıp bulamadığın kitap. Aa hakikaten benim uzun süredir arayıp da bulamadığım kitap. Ya? Kanka çok çirkin konuşamıyorum. Oğlum ya uzun süredir sen bunu arıyorsun, hiçbir yerde bulamadın hiçbir ya. Hiçbir yerde arayıp da bulamadığım kitap. Heyecanlandı, ortak noktası çıktı ya. Heh, tanıştınız, güzel oldu. Bak, ya ortak. Ben de çok aradım kitabı ama Erkut abi sağ olsun buldu bana. Erkut abi? Kalmadı canım. Olsun, ben bitirince size veririm, siz de okursunuz, olur mu? Gerçekten mi? Evet. Ya Osmanlı tarihi seviyorsunuz yani. Osmanlı'yı seviyorum da tarihi çok sevmem. Nasıl ya? Ya onun demeye çalıştığı Osmanlı'yı, anlaşmaları kabaca biliyor da rakamlarla arası kötü, tın bu şey rakamlarda. He. Onları tutturuyor, tarihlerde iyi değil. Anladım. Başka ortak noktalarınız da vardır ya. Valla ben bir şey söyleyeyim mi? Futbolda süperim yani. Hangi takım kaç yılında kuruldu, kaç tane kupa aldı hepsini biliyorum. Ben de futbol seviyorum. Hadi buyur. Kızlar işte sevgilisiyle aynı takımı tutan, o takım kazanınca boynunu atlayan, futboldan anlayan kız oluyor. Buyur işte. Evet. Bunlara İbrahimovic söyle, Aşkı Memnu'da oyuncu zannederler. Doğru söylüyorsun. Inter'den Barcelona'ya transfer olan İbrahimovic değil mi? He?
Ya hani o transfer olduğunda ona karşılık Eto'yu verdiler ya, üstüne de 50-60 verdiler falan. Değil mi? Çok para dönüyor bu futbol camiasında. Ronaldo'yu hatırlayın. Manchester United'den Real Madrid'e gitti. 94 milyon euro almış abi, ne para ya? Oğlum nasıl lan? Gözlüklerden zeka fışkırıyor. Seviyorum futbolu ben. Bir şey söyleyeyim mi? Offside'ı da bilirse yere düşeceğim ben. Yok canım o kadar. Offside mi dedin? Ya rakibin kale çizgisine yakın, kafasının, vücudunun ya da ayağının rakibin kale çizgisine toptan ya da ikinci son rakipten daha yakın olması offside pozisyonu. Yani anlatayım mı kalkıp bir de böyle hareketle falan? Abi Şansal büyük adını iyi anlattı. Vallahi bak iyi anlattı. Bir şey söyleyeyim mi? Ortak noktalarımız ne kadar çok. Evet. Kitap, futbol, seninle bayağı eğlencelidir hayat ha. Teşekkür ederim. Sen de çok tatlısın. Kaça gidiyorsun? Murat 750-800'e gidersin diyor. Ama ben 1000'den aşağı istemiyorum. Şaka yaptım. Şaka 3'e gidiyorum, 3'e. Ha, ben de seni adam sanmıştım. Nasıl ya? Ya hani böyle görünce bıyıklı falan 7. senendir 30 yaşına gelmişsindir gibi düşünmüştüm. Merak etme adam... güzelim, ben de bunu ilk gününde adam sanmıştım. Ayıp oluyor kanka. Şaka yapıyorum lan. Ha Gözde geldi. Nerede yani, kaldın? Merhaba. 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 Gözde ben. Murat ben. Nasılsın? Memnun oldum. Merhaba. Bu da Bülent. Ne yaptın, buldun Bülent mu? Ya çok canım sıkıldı. Akşamki partiye yer kalmamış, bilet bulamadım. Yapma. Hangi ya partiye? İşte bu tanışma partisi vardı akşam. Aa, şu cebimde iki tane davetiye olan partiye mi? Eşşi olaşacak. No, kanka ne oldu ya? Ne yapıyorsun lan? Ortak nokta falan, siz yürüyün oradan. İki tane davetiye var bende. Bende de var maça. Maça. Bilet var, davetiye değil bilet. Kimle gideceksin? Anlaşılan seninle. Gerçekten tabii mi? Tabii gel, Murat. Gel biz bir çay kahve içelim, oradan da beraber kaçarız. Ya bırak şerefsiz o kitapları, benimle kitaplara ihtiyacım yok. Murat, Murat ne yaptın? Canım Murat benim. Bak kanka, hadi görüşürüz. Murat, hadi kolay gelsin. Sen kimle gideceksin maça? Sence? Erkut abi maça gideriz değil mi bu akşam? Ah, böyle şeylerde canım iyi. Hadi, hadi abi gidelim biz. Neden ağlıyorsunuz hanımefendi? Dış görünüşe önem veren acımasız insanların yüzünden ağlıyorum. Onlar sığ insanlar. Onlar sığ insanlar. Ben onlardan değilim. Gerçekten mi? Ben de değilim. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Geçmiş olsun bacım. Evet, İşiniz yok benim. Taze para. Yok, sağ ol. Çok güzel hareket diyelim. Ben bu finale biraz... Gürhan Tekin ve Aydan Taş mı yazdılar bunu? Evet. Hadi canım. Alkışlıyoruz kendilerini. Çok tatlıydınız gerçekten de, vay be. Yine o iyi skeçlerde olan şey oldu, bir tiyatro oyunu ya da bir filmden sahne seyreder gibi tatlar vardı. Çok da güzel oynandı. Bir kere oyuncu arkadaşlara, başta Metin Keçeci olmak üzere, bir alkış. Önermesini soruyorum ve defter vereceğim ama gerçekten önermeyi tutturan o okulunu ve dershanesini burada acayip bir şekilde temsil edecek. O parlak zeka biraz önce elini kaldırdı. Ben baktım, taşkın bir şekilde oradan bağırdı ve işte bak aldı. Evet, neydi önermemiz? Adım Ece, Bursa'dan geliyoruz. Büyük dershaneden. Tamam. O kısmı git, tamam. Çünkü evet. Önermi söyleyeyim. Lütfen. Dış güzellik önemli değildir. Önemli olan iç güzelliktir. Çünkü zaman ilerledikçe dış güzellik hani kendini yitirebiliyor, kaybedebiliyor ama... Hayır, bu senin önermen. Skecin önermesi bu değil. Üzgünüm. Bursa Gotik Dershanesi. Bilemedin. Sen öndeki arkadaşı ver. Evet. Bir insanda iç güzellik de önemlidir, dış güzellik de. Hayır, değil.
Ya göründüğün gibi ol ya da... Hayır tatlım, önermeyi söyle. Skecin önermesi... Bilemediğinizde kapatıyorum. Defter yine elimizde kaldı. Bir kişiye daha verin hadi. Skece göre iç güzelliğin bir önemi yok. Önemli olan dış güzellik. Tam değil. Tam değil. Ver orada bir abla var ya. Okulun arazisi ne sahibi? Tamam hocam. Buyurun. Figen hocam. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Mikrofonum açık değil mi? Açık açık. Daha akşam değil. Gece. İyi akşamlar. Buyurun. Tekirdağ Saray Birey Dershanesi'nden geliyoruz. Çok zor bir şekilde geldik. Geri döneceğimiz de çok malum. Bunu belirtmek istiyorum. Sırf sizin için geldik. Size bizim misafirimizsiniz. Hiç kafanızı takmayın. Teşekkür ederiz. Gerçekten onu söylüyorum arkadaşlar. O konuyla Aysun ilgilenin ya. Evet buyurun hocam. Buyurun. Dış güzelliğe takılmıyorum deyip de aslında takılıyoruz. Sadece güzellik konusunda değil, başka konularda da ben öyle yapmam, ben öyle değilim diyoruz. Ama gerçekle yüz yüze gelince, olay başımıza gelince aslında öyle olmadığımızı görüyoruz. İşte öğretmen diyor mu? Bu. Çok güzel hareketler devam ediyor. O defter mi yerine? Evet ha, hocam. Eser orada. Evet hocam. İlk defa BKM'nin balkonundan bildiriyorum sizlere sevgili seyirciler. Hoş geldiniz canlar. Bursalılar, aslanlar. Hocam güzel de denk geldi. Hemşerilerle buradayız. Bursalılar hoş geldiniz yine. Trakyalılar tamam. Buradaki coşkuyu hocam aşağıdan da tahmin ediyorsunuzdur. Ama gerçekten... Şey gibi olduk değil mi? Çeşitli şarkı yarışmanı. Şey gibi, haber sunumu gibi oldu. Maç hocam. Mı oldu? Atkı. Evet Eser. Hocam burada Bursa'dan geldiğin burada için... Burada olanın böyle bir şavalar vardır ya bu. Yani. Çok teşekkür ederim kardeşim. Rica ederim, başarılar dilerim. Hocam. Evet. Sunuma bir kestane şekeri arası verebilir miyim? Çünkü... Zaten bu skeçten sonra... evet. Bir, o evet. Sırada ye. Hem sun hem ye. İçeride gibi. Evet. Sevgili misafirler, ikili ilişkilerle ilgili skeçimize devam ediyoruz. İlişkili... Canım fotoğraf çektiririz şimdi. Dur şimdi. Ben benim babam yazar da. Senin baban yazar. Hocam evet. Bir özel durum var. Hayır. Hani kitabını getirdim ben de. Kitabını getirdin. Evet. Bakayım. Tamam. Okuyalım mı hocam? Oku, nedir kitabın ismi? Kitapsa iyidir, söyle bakayım. Evet hocam. Yani büyük İki büyülü düştü gözlerin. Nevzat Dalga Şiir Kıran. Kitabı mı? Bakıyorum. He? Şiir kitabı mı? Evet, evet. Gelsin kızı okusun bize bir şiir orada. Gel. Gel kızı. Gel kızı. Okey, baban kitap yazmış, sen de alıp buraya getirmişsin. Bize oku bakalım bir şiirini. Hocam şey demiş bile, sevgili Yılmaz Erdoğan şahsında... Hayatımıza yeni dur, bir renk evet, getiren... Dur, önce Bekan içinden oku. İyi bir şeyse oku. Sevgili Yılmaz Erdoğan. Şahsında hayatımıza yeni bir renk getiren Beykan Mutfak ekibine sevgilerle. Nevzat Kalkan. Kısa bir çok uzun olmayan bir şiir alalım. Hangisi yok? Ezberi biliyor musun? Ben tutayım. Yok, hayır ben. En tutmuşunu deseceğim. Onu nereden anlayacağız onu? Neyse, tamam. Tamam, buyur. Heyecanlı mısın? Yani. Ben de biraz öyleyim. Boş ver. Şey yapayım. Hadi. Buyurun. Dostunum dedi nefsim bana. Dostunum dedi nefsim bana, vah ki vah, vah ki vah bana. İnandım da düştüm ardına, vay ki vay, vay ki vay bana. Dostluk perdeymiş dostumda, aman da aman, aman da aman. Yırtıldı pertesi, dost ta varınca güle geldi bana merhaba bana. Ya bilmediğim için... Canımsın sen, babanla sen de bunu duyuyorsun.
Dostumsun dedi nefsin, nefsim bana değil mi? Dostur evet. Aslında çoğunu yanlış okudu hocam. Ben hocam gerçekten heyecandan. Evet, hatta heyecandan insanlar... Nasıl... Sen bir oku bize şiiri evet. Bir daha bakayım. Sen de yani... Dostunum dedi nefsim bana. Vah ki bana, vah ki bana. İnandım da düştüm ardına. Vay ki bana. Tamam güzel okudu bana. İşte o da okudu bunu. Dostluk, yok o vah ki bana ben daha doğru. Dostluk perdeymiş dostum da. Aman da aman, aman da aman. Yırtıldı perdesi dosta varınca güle güle bana, merhaba bana. Eyvallah. Evet sevgili misafirler, şimdi de sırada İbrahim'le Zeynep'in yazdığı bir skeç var. İlişkilerde örnek aldığımız kişiler başkalarının ilişkileridir. Bakalım bu doğru bir yöntem midir? Hadi bakalım. Başkasının aşkı geliyor. İbrahim'le Zeynep yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Lütfen. Acıktık biraz ya, yemek mi yesek? Dışarıdan yeriz hayatım ya eve gidince. Yalnız buzdolabında da hiçbir şey yok, markete gidelim bir şeyler alırız. Dışarıdan söyleriz hayatım, şimdi markete gidilmez ya. Ha, Yoncalar bizi akşam yemeğe çağırmıştı, misafirliğe mi gitsek? Ya ne yapacağım misafiri, misafir istiyorsak dışarıdan söyleriz ya. Ya hayatım. Ha. Ya 3 senedir beraberiz. Bizim neden şarkımız yok? Ya hani şarkımız var ya beraber ilk buluştuğumuzda hani ölürsem kabrime gelme istemem. O çalıyordu kafede hatırla. Ya öyle aşk şarkısı mı olur İbo ya? Bak ne yapalım biliyor musun? Ha. Radyoyu açayım şimdi. Basayım bir kanala. İlk çıkan bizim parçamız olsun ha. Ha iyi tamam olsun hadi. Tamam mı? Hayır olsun hadi. Sayılmaz. Tamam. Bir daha basıyorum. Tamam. Aklımız gri bir ol inşallah. Beni sen nasıl terk ettin? Bırakıp gittin. Kapıyı bekledin. Eyvallah. Şimdi halsiz gidiyorsun. Motorun bozulsun. Aklımız gri bir ol inşallah. Son kez basıyorum. Tamam. Tamam. Bu tamam. Bak güzel. İncil sende sözün düzünü bilgiye. İncil sende sözün düzünü bilgiye. Acayip hayvanlara benziyorsan. Acayip hayvanlara benziyorsan. Acayip hayvanlara benziyorsan. Ne oldu hayvanım? Ne oldu? Ha? Bu olsun bu acayip hayvanlara bindin sen. Bu olsun ya. Tamam istemiyorum şarkıyı. Tamam ha. Hayatım bak niyetçi yazık donacak soğukta alalım mı arabaya? Ya ne alacağız niyetçi hırlısı var hırsızı var ya. Niyetçi araba binince ya niyeti bozarsa? Ya şunun tipine bak bundan zarar gelmez. Tavşanı da severiz azıcık hadi ya. İyi tamam hadi. Gel niyetçi gel. Kolay gelsin. Heh, kolay gelsin. Nereye gidiyorsun? Beylikdüzü'ne gideceğim abim. Beylikdüzü'ne gideceksin. Şurada otobüs durağı var. Otobüste niye gitmiyorsun? Abi otobüste tavşanımı taciz ediyorlar. Vallahi biri oradan kıstırıyor, biri buradan mıncırıyor. Yazık körpecik hayvan gidiyor. Mahmut, oğlum, kızım. Sakin ol, Mahmut. Ne diyorsun aşkım? Alalım, hadi alalım. Yalnız biraz hızlı karar verirseniz şu an çok hoş bir pozisyonda değilim ben. Ha. Pazarlık yapıyoruz falan sanabilirler yani. Tamam, sen geç hadi. Geçeyim. Tamam, geç hadi. Geç, Allah geç, razı olsun. Geç çok hadi, teşekkür geç. Ederim. Valla bu zamanda sizin gibi insan var ya... Estağfurullah, ne demek. Kimse kimseyi arabasına almaz ki abi. Tabii canım, değil doğru mi? Söylüyorsun ha. Hırlısı var, hırsızı hırlısı var. Hırlısı var, hırsızı var, sapı. Katili var. Tabii. Tabii. Şimdi ben mesela buradan silah çıkarsam dayasam mesela senin alnının çatına. Yok canım kimse cesaret edemez ona sabah olur sabah. Mu canım şurada benim ev şurada derim şu sapa sokağa sokarım sizi. Orada bir güzel öldürürüm gömerim kimse de duymaz. Sapa sokak ne diyorsun ama. Ne oldu dilin tutuldu? Yok bir şey olmadı sapa sokak diyorsun ama yani orada silah sesini herkes duyuyor ya. Abi ne silah susturucu diye bir şey var. Ha. Onu tak en kötü ihtimal havluyu sararım gatvarda da piçiv piçiv indiririm sizi sessiz aşağı. Oraya da gömerim havluyla da güzel kanımanı temizlerim sıfır. Tertemiz anahtar teslim cinayet. Vallahi billahi.
Ne oldu? Yavrum. Sen tut, ben boğazını keseyim. Ha korktunuz siz ben. Korktunuz siz. Yok abicim, ben misalen söylüyorum onları. Ne ya. Biçim misal lan? Organize cinayet anlatın lan bize. Abim her gün okuyoruz gazetelerde o şeyde yani. O yüzden ya. Yoksa ben karıncayı bile incitemem abim ya. Ben var ya, nerede bir karınca yuvası göreyim. Hemen ya. Giderim bakkaldan bir tane somun ekmek alırım abicim. Giderim yuvanın içine sokarım, yesinler diye. Bu kadarcık yuvaya bu kadar somun ekmeği sokarsan karıncalar ölür. Ölüyorlar zaten. Ama yani iyi niyetliyim sonuçta. Niyetçiyim ama iyi niyetçiyim. Oh. Evet. Nereye gidiyorsun sen? Sevgilimin yanına gidiyorum abi. Ha. Vallahi 3 kuruş maaşımla gittim, kıza çiçek aldım, yemin ediyorum ha. Ay kıyamam ya. Şarkınız da vardır şimdi sizin. Olmaz mı şarkımız? Bizim var ya, her gün için ayrı şarkımız var. Aa. Vallahi ne bugün günlerden? Salı. Salı. Bizim salı mesela, bizim en ateşli olduğumuz gündür. Salının şarkısı Yanıyorum Söndürelim mi? Tabii tabii. Ne oluyor ya? Aman bir şey oluyor. Ne oldu ya? Ne trip yapıyorsun? Ya el alemi görmüyor musun? Nasıl romantik sevgilisine çiçekler alıyor, şarkılar söylüyor. Sen anca böyle buf buf geğir. O kadar fazla gaz çıkartıyor ki insanlar gelip soruyor artık, sevgilinizle PG ile mi çalışıyor? Niye bu ki? Benim içimden gelmiyor demek ki ya. Yani ben sevgimi böyle ifade edemiyorum demek yani, çiçek alarak, şiir yazarak falan. Demek ki sevmiyorsun beni, çünkü seven insanın içinden gelir böyle şeyler. Demek ki benim içimden buf buf geliyor, ne bileyim yani. Tırt tırt geliyor, bir şey geliyor içimden. Onlar da içimden geliyor benim ya. Allah Allah. Hayatım. Ne? Oğlum bindin arabaya, aramızı bozdun ya. Abi özür dilerim, ben niye o niyetle bineyim arabaya? Ben ister miyim aranızı bozayım ya? Tamam, hı. Hadi şey yapalım, tamam hadi. Ne? Birer niyet çekin. Benden, hadi para mara istemez. Al. Ne niyeti ya? Para mara istemiyorum, hadi. Bir de para isteseydin bari, evine götürüyor seni hayvan. Ayıp ya. Vallahi para istersen yemin ediyorum tavşanı alır keserim yerime. Ama. Bana Mahmut, şey yapma. Mahmut, yok Mahmut, yok sakin. Hadi, çek abla. Hadi çek bir, hadi ikimiz için çek bir niyet, hadi. Hadi bir niyet çek. Aranız bir dargın bir barışık, bu ilişki sorunlara alışık. Yeter kaynım, karnım kıyıldı vallahi. Getir oradan bana bir karışık tost. Ne biçim mani lan bu? Kahve yok, bir şey yok. Abicim şimdi biz de her hafta mani yetiştirdiğimiz için arada saçmalıyoruz tabii. Kahve tutmayabiliriz. Saçmalıyorsun tabii. Dur bak. Sen çek abim. Ya bak üzüldün ya. Tamam ben de çek. Tamam ben de çek. Dur, çektim. Dur bakayım. Hah bak, güzel bir şey. Güzel olacak. Eğer bunda mutsuzsan eski sevgilini ara. Belki bir gün geri döner diye sana. Mutlu olmak için dua et Allah'a. Bu karıyla bir bok olmaz valla. Oğlum bitireceğim mi lan sen beni, arabaya bindin? Niye bitireyim ben seni abicim? Niyet işte. Sen çekiyorsun, sen okuyorsun. Ben çekeyim. Ya çeksin. Korkma ya. Bunun bütün niyetleri kolpa. Çek. Çek abi. Hiç korkma. Yolun açık sayılır. Kuşun Uludağ'da çok pis kayılır. Bu işleri bırakıp televizyona çıksan bütün kızlar sana bayılır. Misal yani. Neyine bayılır lan? Niye bayılır senin lan, gözlük be ya? Bırak ya Allah aşkına. Bırak, ben şu gözlüğü bir çıkarayım. Ya bırak. Fırsat vermiyorlar ki. Kim verdi? Fırsat vermiyorlar. Vallahi bak, şu şaşları diktin miydi? Piyu, neler neler. Piyu, ha. Oldu, hemen. İyi çıktı işte niyeti. İyi çıktı. Ha, niye çıktı? Bizim ilişkimiz sorunlu İbo. Odun gibi adamsın. Ne şarkı söylediğin var, ne gül aldığın var, çiçek aldığın var. Ya hiçbir şey yapamadın. En azından otur bir akrostiş şiir yaz be. En zoru o zaten. Ya ne en zoru abicim, işte baş harflerden şiir yazacaksın, Allah Allah ya. Adın ne ki senin abla? Hüsebiye Hatice Can. Oh. Sen de ne yaptın be ablacığım? Destan mı yazsın adam ya? Yazmıyor kardeşim. Hiçbir şey yazdığı yok. Ya hiç mi heyecanın kalmadı içinde? Ya niye üstüme geliyorsun bu kadar? Belki benim içimde heyecan var da... Yani sen belki ortaya çıkaramıyorsun bu heyecanı ya. Belki böyle benim içimde havai fişekler patlıyor ama içimde patlıyor yani belki. Yani ne bileyim yani. Yazıklar. Ben buna 3 yılımı verdim. He sen 3 yılını verdin. Ben 1,5 verdim sanki. Oldu. Saçlarımı süpürge ettim. He ben nereye bir süpürge ettim? Ben nereye bir süpürge ettim? Allah Allah ya. Abicim abla haklı bak. Şimdi sen kadın ruhundan pek anlamıyorsun. Kadınlar çiçektir. Çiçekler su ister abicim ya. Çiçekler gübre de ister. Bir şey diyor muyum ya? Bak gör. İnsan gibi insan. Adam gibi adam. Biraz romantik, biraz zeki, birazcık yakışıklı. İçimizden biri o. Haktan biri. Niyetçi. Evet. Mahmut,
Kızım ne biçim övüyorsun lan adamı? Yerel seçimlere mi sokacaksın lan adamı? Abicim sen harbiden öküz çıktın ha. Vallahi bak yenge ne diyorsa doğru diyor. Ulan sus, Allah seni kahretmesin be. İn lan arabadan aşağı. İn. İn arabadan aşağı. Ya yürü git. Yürü git arabadan vallahi aşağı. Vallahi salarım tavşan üstüne. Sal lan üstüme. Sal bakayım. Mahmut tut. He? Oğlum tut. Kızım tut. Mahmut kızım. He tuttu. Nereyi tuttu? Hiçbir şey tuttu yok. Kızım. La kahretsin seni de be. Ulan millet insanların üstüne pitbull mitbull salar, ben tavşan salıyorum. Ya bırak. Ver tavşanımı. Ver Mahmut'u. İn lan arabadan aşağı, keserim lan tavşanı. Ya abicim yapma Mahmut. Kesin. Oğlum kızım yapma, duyma. Oğlum kızımı travesti yapmışsın lan tavşanı. Ya ne bileyim ben erkek mi? Bırak be lan, şey yapma. Bırak. Oğlum kızım. Ne yakasın lan sen? Gücün tavşanı yetiyor değil mi? Gidiyorum ben. Bırak, oturdun yere. Belki senin gözünde hayvan olabilirim ama... Gün bu saatinde sevgilimi dışarı bırakacak kadar hayvan değilim. Gidiyorum ben gidiyorum. Mahmut da benimle kalıyor lan. Abiciğim yürü git. Yapma gözünü seveyim, onun yemek saati şimdi. Ha benim de yemek saatim, bakalım kim kimi yiyor. Görüşürüz. Mahmut! Allah cezası versin lan şimdi. Mahmut yapma, yavrum, oğlum! Hadi geldik sayılır, sen de git bari sevgiline buluş. Ya ben şimdi gitmeyeyim abla ya. Benim kız mesaj attı, kocası evdeymiş. Kocası mı? He. Benim kız evli ya. Evli ya mı? Evli. Evli mi? He, ben de evliyim. Lan sabahtan beri romantiyim diyordun, iyiyim diyordun. Övüp duruyorum seni, belediye başkanı yapıyordum az kalsın be. Ablacığım tamam, onu aldatıyorum ama karıma da çiçek alıyorum, şiir yazıyorum. Aprostiş, ne onun adı? Aprostiş. He işte. Ne yapayım ablacığım, kusuruma bakma. Son bir niyet daha çeksen benden. Benden olsun, yine istemiyorum. Bir nebze olsun faydam olursa ne mutlu bana. Mahmut. Ben nereden bileyim senin niyetini? Bilmezsen aşkının sen kıymetini. Yalnızsan sana bir tavsiyem var. Sabaha kadar dinle Berdan Mardin'i. Hayırlı günler olsun. İncin sen de sözün düzünü diyeceğim. İncin sen de sözün düzünü diyeceğim. Acayip hayvanlara benziyorsun. Acayip hayvanlara benziyorsun. Acayip hayvanlara benziyorsun. Çok çok güzel hareket diyenler. Bazen de işte komedyenin işi böyle kolaylaşır. Küçücük, hiç araba bile olmayan bir arabanın içinde bu kadar da eğlendirir. Aferin çocuklar. Bravo. Ara arabayı çarptın. Evet. Vites yerinde bir hayvan vardı, onu seviyordun. Ama çok güzel tipti. Olsan annen geldi iyice coştun lan. Hocam onun için. Ne yapıyorsam ona hocam. İkiniz de Zeynep her zamanki gibi çok samimi ve çok komikti gerçekten. Çok çok güzel hareket olunca zaten fazla konuşmaya gerek yok. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Burada başlıyor şimdi mutfakta. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet. Yine kaotik bir bölüme geldi sıra. Metin'le hayatın sırları. Lütfen güzel soru soralım. Cevabını bilmediğimiz, makara olsun diye soru sormayın. Etkili soru sorun. Şeyin düşmüş. Senin değil mi? Bedava, niye almıyorsun? Evet, soru. Ver orada bir arkadaşımıza. Gerçekten uzaylılar var mı? Bunun üzerine ben de çalışıyorum, yani uzak değilim ona. Ama biz diğer gezegenlere ulaşamadığımız için şu anda herhangi bir belirti yok. Yalnız Hollywood bu konuda bir takım çalışmaları devam ettiriyor. Olduğu zaman hemen haberleşeceğiz seninle, hiç merak etme. Tamam. Evet. Anne babalarımıza bir soru, bir şey istediğimizde neden net bir cevap alamayız? Yani bakarız derler. Sorduğun sorular net mi? Eğer... Ne sordun mesela? En son ne sordun?
Mesela genellikle geçen sene olmuştu bu. Arkadaşlarımız evinde parti veriyorlardı okulda cuma çıkışlarında. Hmm. Annem akşam yemeğinde sorardı. Bakarız derdi. Ondan sonra sürekli öyle kalırdı, cevap da vermezdi. Yok yok, bir cevap vermiş. Gidemezsin. Sen anlamazdan gelmişsin. Peki annem babamla ciddi bir sorunum var. O da şudur. Nedir? Söyleyin bakayım. Babanızla ilgili en ciddi sorununuz nedir? Kendisine de söyleyemiyorum. Buradan sormak istiyorum. Söyle. Ders çalışma. Ders çalışma. Bu senin babanla arandaki bir sorun mu? Çalışmıyor musun? Çalışıyorum da daha fazla çalışmamı istiyor. Ben de daha şey yapınca daha çok çalışmamı istiyor. Notların nasıl? Notlarım iyi. Evet, keskin bir babam daha iyi olsun istiyor. Peki başka ne problem var? Dersi geçelim. Yani bunu ona söylemişsindir. Balkonda ver bir arkadaşa. Ben bunu bazen gerçekten düşünüyorum. Neden tamam, yaşıyoruz? Tamam susun ama dinleyin bazıları çocuklar. Bazıları sevdiklerimiz için diyorlar ama sevdiklerimiz bir gün bizi bırakıp gidiyor. Neden yaşıyoruz? Neden amacımız yaşıyoruz? Ne? Daha doğrusu demek istiyorsun ki yaşamak için motivasyonu nereden buluyoruz? Buyurun. Bayağı onlar, genç bakış oldum. Onlar, onları dünyaya getirenlerin hatırı için nasıl geldilerse bizler de onların hatırı için şu anda buradaysak bizden sonrakiler de böyle ama hayatta olmamızın bir sebebi içinde bulunmuş olduğumuz sınavı tamamlama mecburiyeti. Bizi kendi hedefimizde tutan, duruma gidene kadar bizi kovalayan içinde olduğumuz bütün sebepler gerçek hedefe ulaştığımızda mutlu ya da başarılı sonucu bizi ne kadar durduğumuzla bağlantılı olarak yani sonuç cümle bir tenya zincirine doğru sonuç gitti. Olarak eğer ki biz bu hayata atılmışsak ilk önce bu bizden gelen bir istem değil sonra istemimiz oluşana kadar bu bize önceden verilmiş. Sen istesen de istemesen de. Geldin bir kere. Senin siparişin ne değil bu? Siparişi veren senden önce bu olgunluğu düşünmüş. Çünkü biz yani bütün canlılar Yaradan'ın bir parçası olarak bir görev için buradayız. Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Yani sonuç olarak her şeye rağmen. Sonucu bütün, evet. Güzelliği, acısı ve tatlısıyla hayat. Hemen bunu şeye bağla, skece bağla, skece sonuçuna bağla. Her anlamda çok tatlı ve yaşanılmaya değer. Metin Yıldız, Obama'yı gördünüz mü skecini yazdı. Alkışlarımızla. İyi akşamlar. Çok güzel hareketler bunlar. Sağ. Acele et biraz. Sağ. Acele et, kadın çok sinirli var ya. Acele et, kadın çok sinirli. Önüne gelene bağırıp çağırıyor. Neye kızmış? Ne bileyim oğlum, jetlag mı dokundu, ne bileyim ben. Jetlag o ne lan? Ne bileyim, herhalde bir yemek çeşidi. Çünkü kızarken jetlag dokundu diyor. Az yeseymiş o da. Demek ki jetlag çok yenen bir şey değil ha. He ya baksana tamam. Bu endama ya. Bu çok pahalı bir şey galiba değil mi? Ya çok güzel de yani bunu çalması böyle büyük müzik aleti mi ola Allah'ını seversen. Şimdi bunu çalan adama akşama çiğ köfte partisi var. Piyanoyu kap gel dese ne yapacak? Vallahi doğru diyorsun. Bağlamanın gözünü seveyim ya. Ya bir de yani bunu taşıması da zor, çalması da zor. Bu ne biçim şey? Yok ben bunu çalarım vallahi. Piyanoyu. He vallahi ben çalarım. Lan manyak mısın oğlum? Şimdi bozacaksın lan. Yok lan bozmayacağım lan. Niye bozayım ben? Bak şimdi bu akustik bir piyano tamam mı? Bunda 88 tane tuş olur. Bak. 88. Hande şimdi kadın gelecek bağırıp çağıracak lan kızacak bize. Ya kızmaz ya müziği seven kadın niye evine piyano alsın ya? Hande sen çalarsın diye almadı tamam onu aklına sok. Ya bir şey söyleyeceğim sen Bartolomeo Cristofoni'yi bilir misin? Belki adını tam olarak söylemedim ama ona yakın bir şeydir. Kapalı yer fobisi mi lan? Yok oğlum ilk piyanoyu yapan adam. Aa, sen nereden biliyorsun lan? Bizim mal müdürü var ya onun kızı Cansu. Cansu. Ah lan Cansu be, ah lan Cansu ya. He lan Cansu lan. Ne güzel kızdı lan o. He lan, saçları böyle rüzgarda böyle dalga dalga uçuşuyordu değil mi lan? Ah lan, gözleri çağlayan gibiydi ha. He lan, aşık kıza bakmak için korkuyorduk lan, aşık olacağız diye vallahi billahi ya. Lan çok güzel kızdı, vallahi çok güzel kızdı. He. Ne olmuş? Kime? Kıza ne olmuş lan? Cansu'ya mı? He.
Ne bileyim ne olmuş oğlum, taşındılar gittiler işte. Ya oğlum aynak mısın? Mal müdürünün kızı vardı dedin ya. Ha işte onun melodikası vardı. He. O üflüyordu, ben de çalıyordum. Ondan ben piyanoyu öğreniyorum. O niye üflüyordu? Çalgı üflemeli, birinin üflemesi lazım. Nazmi'ye. Ya Allah Hamdi'cim, Allah'ım yarabbim, ya sen hem üfleyip hem çalamıyor muydun? Yok, ben ağzımı aldığımda kız şey diyordu, senin tükürüğün kalıyor içinde diyordu. Öpüşünce zaten bulaşacak lan. Yok lan, öpüşmeye hiçbir şey demiyordu. Melodika'ya kızıyordu sürekli. Hadi ya. Vallahi. Ulan ne tuhaf kızmış ha. Ha işte mal müdürün kızı işte, ne olacak? Ya de sana mal mal oturma da, bir sürü eşya var hadi. Ondan sonra ben hep böyle piyanoya sardım valla. Çalamıyorum ama taşıyabiliyorum. Ama beyler, oluyor mu ya? Oluyor mu? Arkadaşlarınız dışarıda çene çalıyor, siz burada piyano çalıyorsunuz. Çok... Taşınacak bir sürü eşya var daha, lütfen. Çok affedersin abla ya. Hamdi Cansu'dan bahsedince biz de biraz romantikleştik yani. Cansu mu? Cansu kim? Mal müdürünün kızı. Bu kim? Bu da mı mal müdürünün kızı? Kızım. Kızın? Ha. Evlatlık mı? Hayır, öz kızım. Öz kızı. Merhaba, Neşe ben. Amerika'dan geldik sabah. Hoş geldin bacım, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Obama'yı gördün mü? Kimi? Obama'yı. Yo. Ben gördüm, Türkiye'ye geldi, ben gördüm burada. Ama beyler lütfen, hadi bekliyor. Aa, eşya. Tamam abla, tamam. Yalnız biz çok acıktık abla ya. Ay ben unuttum, hep bu jet lag'tan. Kusura bakmayın, ne yersiniz? Biz de jet lag yiyelim. Tamam anne. Abla, hadi gel abla, hadi oyalanma. Anne, babam arıyor. Ha, boyu devresin ha. Hello. Hi dad. How are you? Fine. And you? Yeah, okay. Okey, seni istiyor. Ver. Dur, şey diyor, boşanma davasıyla. Ver. Hayman. Ha. Ben sana ne diyorum? Don't call me again, ha. Ha. Don't call me again. Niye Türkçe anlamıyorsun sen? Don't call me again. Ağzını topla. Ben sana fuck you, ağzını topla. I'm done with you. Ben I'm done with you. Ha. Ha. Crazy man. Terbiyesiz. Don't call me. Sen benim suratıma telefonu kapatamazsın. Pıh. Al şunu. Gerizekalı. Ne diyor? Ay ne diyecek? Ben o evi satamazmışım efendim. O evde benim de hakkım var. Nasıl satamam ben o evi? Ya anne, niye bana bağırıyorsun? Sakin olsana. Kendini bu kadar hırpalama. Ay bebeğim, nasıl sakin olayım ya? Bak şu düştüğümüz hale ya. Ay kuşum, ben senin için üzülüyorum. Hani okulundan, evinden, ailenden. Ah bebeğim, kedinden bile ayrı kaldın. Ya anne tamam, yani sonuçta senle ayrı kalmadık. Hem biliyorsun burayı seviyorum. Alışırım, merak etme. Ay nasıl alışacaksın Neşe? Nasıl alışacaksın? Ben Türkiye'ye alışırsın tamam diyorum ama yok, alışamazsın sen. Tamam, sakin ol biraz ya. Merhaba. Aa, hello. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Amerika'dan gelmişsiniz diye duydum. Ya evet, kusura bakmayın. Ay ya. Çok sevindik. Niye buna bu kadar sevindiniz? Biz Amerika'dan kim gelse seviniyoruz böyle. Bak valla kapı komşunuz, neye ihtiyacınız olursa söyleyin. Tabii söyleriz. Misafir Amerika'dan mı? Yok kızım. Hello. My name is Mrs. Özçelik. My friends. She is my best friend. Best friend. Anladım. She is şöyle böyle. Not good, not best friend. Anladım. Az veren candan. Candan'dan. Çok veren Aydan. Aydan. Nebahat. Okey. Tamam. Okey. Evet. Okey. Tamam. Okey. Anladım ya. Okey. Beni anlıyor. Anladım. Evet. What is your name? Neşe. Neşe. Adını da Türk. Maşallah. Bak adı Türk. Neşe. Neşe koymuşlar. O zaten Türk, o Türk. Ay siz Amerika'da neler görmüşsünüzdür. Bir şey soracağım, Obama'yı gördünüz mü? Ay yok, görmedik. Biz gördük. Çok tatlı. Sweet guy. Geldi ya buraya. Evet. Adam ne tam kara ne esmer, kumral. Gözleri böyle bakınca yeşeriyor güneşe baktığı zaman. Uzun boylu böyle, boylu poslu, karizmatik. İri yarı böyle, omuzları geniş, evet. Kaşlı gözlü, boylu poslu, iri böyle adam. İri, karizmatik. İri. Çok iri. Biz de Türkiye'ye taşındığımıza göre artık görürüz o iriyi, değil mi bebeğim? İnşallah. Oturmaz mısınız? Yok, biz sizi tutmayalım. Hoşça kalın. Gidelim biz, tamam. Bekleyin. Görüşürüz adamım. Hadi, hoşça kalın. Kolay gelsin. Güle güle. Hay Allah. Her yerde karşıma çıkıyorlar ya. Gülsüm abla, bir isteğin, bir ihtiyacın, bir emrin, bir sıkıntın, bir şeye ihtiyacın var mı? Var canım, light ekmekle light yoğurt. Hemen getiriyorum. Bu kız kim, kimlerden? Kızım.
kızın mı? Kızım. Evlatlık mı aldın? Ha, evlatlık aldım Amerika'dan. Niye Türk almadın abla ya? Keşke Türk alsaydın. Niye bu kadar acele ettin ki? Madem Türkiye'ye geleceksin, bekleseydin Türk alsaydın. Tüh, görüyor musun? Almış bulundum. Abi niye beyaz almadın ki? Beyaz alsaydın keşke. Kir gösterir diye almadım canım. Hadi canım. Peki Türkçe biliyor mu? Türkçe konuşabiliyor mu? Hello, nasıl meet you? Merhaba abi, nasılsın? Vallahi Türkçe konuştu. Yemin ederim abi. Vallahi abi dedi. Şerefsiz bana abi dedi. Abi, ben Türk'üm, Türk. Türk. Ha, demek ki sen oradan alınca araya Türk olarak karışmış. Böyle esmer Türk olarak kalmış. Evet. Ha, ne güzel evet. Ya. Peki sen Obama'yı gördün mü? Görmem mi? Tabii ki de gördüm. Biz Beyaz Saray'da oturuyorduk. Her gün görüşüyorduk. Her gün. Kanka yani. Heh. Ama senin gördüğünden farklı değil, merak etme. Hadi ya, ben hiç görmedim ya. Apartmandaki herkes görmüş. Bizim apartmana mı gelmiş? Ya Türkiye'ye gelmiş ya. Ha, bizim apartmana geldiyse benim haberim olur. Belki de haberim olmaz yani. Söylemiyorlar ya, biliyor musun? Bu dedikoduş karılar var ya, o dedikodu her yeri geziyorlar ha. Neyse ben gidiyorum, siparişlerinizi getirip geliyorum, tamam mı? Nasim itiyor, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz, Nasim itiyor. Ya bayanam, biz nereye düştük Allah'ım? Hah, gel. Abla, kabloları yaptım mı? 2-3 güne kadar güzel. Güzel oldu yani, hiç onda sorun yok. Hiç onda sorun yok, evin kablolarında bir problem yok. 2 güne biter. Tamam, başla o zaman hemen, hadi. Tamam, şuradan başlayayım. Bir ampul burada arızalıydı, onu ben... Amerika'dan gelmişsiniz. He. Abla şey oluyor değil mi jetlag? He oluyor. Zaman kavrama falan kalmıyor insanda. Kalmıyor. Kızınız? Hay Allah'ım ya. Abla kızınız derken bana kızınız anlamında söylemedin mi? Ha, kızınız mı? Kızım. Ne güzel, evlatlık herhalde. He. Öz evlatlık, öz. Öz bayağı sizin kızınız yani. Evet. Allah Allah. Babası nereli? Bırak. Neyi bırakayım? Bırak. Abla bırakırsam olmaz. Bırak. Yanmaz. Bırak kardeşim. Vallahi yanmaz, bozulur ya. Yahu bırak diyorum. Abla sen niye kızdın ki bana ya? Ya ben sana bırak diyorum, bırak. Siz de götürün her şeyi. Her şeyi geri götürün hemen. Anne. Hemen bir geri taşıyın. Ya anne ne yapıyorsun ya? Ya ne bu hayatım ya? Sen alışamazsın diyordum ama ben dayanamıyorum ya. Bu ne sabahtan beri neşe? Bitti tamam, Amerika'ya geri taşınıyoruz biz, hadi. Hadi. Bu ne ya sabahtan beri? Kızın mı, evlatlık mı, Obama'yı gördün mü? Ben herkese hesap vermek zorunda mıyım kardeşim? Allah Allah, adam zenci, ben ne yapayım? Allah Allah, öyle değil mi beyefendi? Hem o ben zenciden neler çektim, sen biliyor musun ben o şeyden neler çektim? Abla sen zenciye kızmışsın, bize bağırıyorsun. Bırak defol git, ben sana ne diyorum ya? Tamam abla, of ya. Ya bir şey söyleyeyim, Obama'yı gördün mü? Çok güzel hareket diyenler. Güzel hareket diyenler. Benim bu skeçle ilgili bazı sorunlarım var diyenler. Sorularım var diyenler. Nedir sorunuz? Söyleyin. Söyle. Jetlag ne? Jetlag ne? Buyurun anlatın Metin Bey. Jetlag uzun yolculuklarda zaman kavramının biraz yitirilmesi. Gece ile gündüzü artık birbirine karıştırıyorsun ve çok halsiz, yorgun düşüyorsun. Buna jetlag deniyor. Yani orada sabahın 9'u oluyor da sen aslında bu saate göre, Türkiye'ye göre gece 12'sin, bir şeysin. Yatman gerekirken kahvaltıya götürüyorlar gibi bir şey. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Buradaki skeçte yani dünyanın ve aslında herkesin hassas olduğu bir konuyu yazmak... Evet, mizahçıların işidir. Yani bazı toplumlar siyahi insanlara karşı bir deminki skeçte oynadığımız gibi bir dış görünüş algısı ahmaklığı içindedir aslında. Lakin skeçte de bunu yaparken skeçin yazarının ya da skeçin yapıcılarının o ahmaklık içinde olmadığını, çağdaş, uluslararası bireyler olduğunu anlamalıyız. Final çözümlemenizde bunu tam anlayamadık. Yani sizin temel insan hakları üzerinden zaten o savunmaya geçmeniz lazım. Skeçte yani ben bir o empatiyle seyrettiğimde bir siyahinin hoşuna gider mi bu skeç? Çok emin olamadım. Mesela zenci diyorsunuz. Amerika'da bunun karşılığı olan kelimeden nefret ederler siyah insanlar. Senin bunu bilmen gerekir.
Yani dolayısıyla yazarın bir o hassasiyeti gösterdiği zerafet olması gerekir. Evet, biraz onu, rastgele bir durum oluyor. Onu düşündük fakat bizdeki algısı bu olmadığı için. Hayır yani tamam anladım. Birisi gelip kapıcı öyle davranır, öbürü öyle davranabilir. Yani bu öyle bir algı vardır. Yanlıştır. Vardır. Ama bunu söylemek için yazarın yani skecin temelinde çıkan önermenin onu mahkum etmesi gerekir. Mahkum etmiyorsa biz yanlış bir şey söylemiş olabiliriz. Yani burada yeterince komik olmayan skeç oynayabilirsiniz. Ama yanlış bir önerme söyleyemezsiniz ya da yanlış anlaşılacak bir önerme söyleyemezsiniz. Bu Neşe'nin gerçekten başına gelmiş bir hikaye. Öyle aynı mi? Zamanda evet, fikri veren de Neşe'ydi. Hep geliyor mu bu Neşe? Yani dışarı çıktığımda %90 böyle karşılaşıyorum bu durumlarla. Yani ilk başlarda hani komik oluyordu ama rahatsız edici durumlar da oluyor. Bunu hani ele almak isterim tamam. Ben kendi adıma. Yani işte tabii ki zaten aramızda yani bunu savunacak bir kişi var. Yani o bu konunun bir sözcüsü olarak var bir yönüyle. Ama skeçten tam bu geçti mi? Yani biz o açıdan kafamız net mi? Ya da aslında skeçten sonra bu konuşmayı onu netleştirmek için de yapıyoruz. Biraz bu programın sosyal yönü de budur aslında. Buyurun kim konuşacak? Allah'ım her şeye elini kaldıran nefis birisine maddi bakayım bu sefer ne diyeceksin? Tatlı da bir şey her şeye kaldırıyor. Söyle. Sürekli skeçte aynı espri geçti. Hani Türk mü Türk mü farklı hı-hı. Espriler de olabilirdi diyorum. Bence de. Bence de olabilirdi. Bir kere skecin başında yorucu bir Hamdi Nazmi bölümüyle başladık. Piyanonun yanına gelmiş iki tane komedyen çırak. Bir şaka çıkaramadılar. Önünde bir piyano var. Ya komik adam piyanoyu ver oradan bir şey çıkarır. İki saat bir şey çiğnediniz biz anlamadık ne olduğunu. Böyle bir tatsız bir keçi boynuzuna benzer bir şeydi. Sonra kızlar girince hareketlendi. Çok tatlıydınız üçünüz de. Nazmi çıkırdan o için söylüyorum. Çok tatlıydınız. Finalde bir hele hele şöyle bağlandı. Yani yeterince baskı oluşmadı ev sahibinin üstünde. Yani sizin niyetiniz iyiydi ama çok o kadar iyi anlatmadığınızı düşünüyorum. GH notunu nicedir vermiyorduk Metin Bey. Sizin ÇÇGH'lere sayıyoruz bunu. Ama neticede güldürmüş bir skeçtir. Fakat bunları yazarken yani hazır da sen o empati yani senin hikayeni anlatırken yanlış anlatmamanız gerekir. Çünkü önermeyi sağlama al, şaka konusunda daha tutumlu davranabilirsiniz. Biz öyle biraz değil. Da şu açıdan baktık. Hani herkes kendi işine baksın. Mahalleye gelen bir siyahi kız değil de normal bir anne kız dahi olsa aynı tepkileri görüyor olacaklardı. Biraz o açıdan baktık biz hani siyahiliğinde değil ama işte, çok fazla. Ama işte tepki hani görmüyorlar ki. Yani siz niyetinizi yapamamışsınız ki. İnsanlar gelip sempatik, bazıları sempatik olmayan sorular soruyorlar. Çok güzel hareketler devam ediyor. Evet sevgili misafirler verdiğiniz kestanelerin çoğunu yedim. Kimseyle paylaşmadım. Teşekkür ederim gerçekten. Evet sevgili misafirler o kadar bütün gün sevgililer gününden bahsettik madem. Şöyle güzel bir sevgililer günü adında da bir skeç hazırladık sizlere. İbrahim, Şahin ve ben birlikte yazdık efendim. Sevgililer günü geliyor. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Tüm izleyenler ve misafirlerimiz iyi eğlenceler, iyi seyirler diliyorum. Çok güzel hareketler bunlar. Kaç yaşında sevgililer gününe zorla getirdin beni buraya ya. Ne varmış yaşımızda ya maşallah hala dipdirisin. Adelelerin mülkün temelidir. Benim adelelerimdir de senin vücudun ne olacak? Affedersin memelerin dizlerine değiyor lan. Sen hiç yere değdirmen kaç tık tık böyle saydırabiliyorsun Ronaldinho. Söyle Ronaldinho çekinme. İnsan hiç karısına sevgililer gününde Ronaldinho der mi Kazım? Ben sana sadece sevgililer günde demiyorum ki her gün Ronaldinho diyorum ben sana. Madem yatağında bir Ronaldinho var, onu yedek kulübesinde mahkum etmesen de azıcık oyunu alsan ne güzel olurdu. Benim yeteneklerimden faydalansan.
Vallahi ben seni bu ay iki kez oyuna aldım fakat sahalarda görmek istemediğimiz tavırda hareketler sergilediğin için kusura bakma. Sen beni birazcık daha uzun süreli oyuna alsan, ben bir güzel form tutsam, o zaman görsen beni. O zaman ben asist kralı, sen de gol kralı olacaksın ama. Bırak Allah aşkına. Hoş geldiniz efendim. Sen hangisin lan? Neyin hangisi efendim? Yedicilerden hangisisin? Rezervasyonunuz var mıydı beyefendi? Bak bozuldu gerizekalı. Tamam lan şaka yaptık. Var rezervasyonumuz. İsim alayım. Gerizekalı Faruk adına olması lazım. Anlamadım. Tabii boy biraz kısa olunca kapsama alanın dışına çıkıyor. Duymaman normal. Kusura bakmayın beyefendi. Kendisi ilk defa topluma çıktığı için biraz heyecanlandı. Ama evcildir, korkmayın, ısırmaz. Rezervasyonu da benim evladım yaptı. Faruk Sayar. Evlat kokar o, can kokar. Tanırsınız belki. Ya nereden tanıyayım hanımefendi? Telefonla rezervasyon alıyoruz. Olsun, o telefondan da kokar o. Leş gibi kokar. İsmi neydi hanımefendi? Faruk Sayar. Faruk Sayar. Hah, efendim masanın şurası. Çok sağ olun, çok yardımcı ol. Biz de körüyüz de görmedik boş masayı. Yani zekalıya bak lan. Buyur hanımefendi. Bak bana hanımefendi dedin, duydun değil mi? Sokakta hanımefendiyim, gerisini biliyorum. Bilmez olur muyum Hatice'cim? Sokakta hanımefendisin, mutfakta aşçı, yatakta da beyefendisin maşallah. Sevgililer gününde gelmişiz buraya, oturmuşuz. Sen de bana burada, bana ruh ikizine neler neler söylüyorsun. Ruh ikizi mi? Keşke iki tane Rus ikizim olaydı, onlarla bir evleneydim ben. Sen bizim ilişkimizi küçümsüyorsun ama Mecnun için Leyla neyse, Ferhat için Şirin neyse, Behlül için Bihter neyse, ben de senin için oyum Kazım. Sen kendine Bihter'den bir mi tutuyorsun? Geri zekalıya bak ya. Kime bakalım. Pıf. Sen Behlül olduğuna inanıyorsun da benim Bihter olduğuma mı inanmıyorsun? Ayrıca ben Bihter çikolata gibi kadınım. Hey! Vallahi ben de Brad Pitt gibi adamım ama bir eksiğim var, o da Angelina Jolie. Hey! Altı çocuklu karıyı ne yapacaksın? İki tanesini zor idare ediyorsun. Vallahi öyle karım olsun, dört tane çocuk borcum olsun. Efendim, siparişleri almaya geldim. Yalnız müşterilerimiz biraz rahatsız oluyor. Lütfen biraz daha sessiz konuşabilir miyiz? Hangi müşteriler onlar? Sen bana bir göster, ben onlara bir göstereyim. Hayır, hayır. Sessiz olmanızı istiyorduk sadece, o kadar. Kusura bakmayın, biz sessiz olamayız. Biz zaten her yerde gürültülüyüzdür, değil mi Kazım? Hanımefendi, zaten kılık kıyafetiniz buraya hiç uygun değil. Ama sevgililer günü olduğu için hani uyarıyoruz. Keyfinizi kaçırmak istemiyoruz. Ne varmış lan kılık kıyafetimize? Sen hiç içlik giymedin mi gerizekalı? Giyiyorum efendim ama dışında da bir şeyler giyiyorum yani. Arkadaşım benim içim dışım bir, Allah Allah. Ya beyefendi bana niye kızıyorsunuz? Sonuçta ben görevimi yapıyorum. Sen de haklısın tıfıl, bana müdürünü çağır. Hangi müdürü? Okul müdürü, gerizekalı hangi müdür olacak? Kurumun müdürünü işte, git çağır lan. Kim lan benim kılığımdan, kıyafetimden rahatsız olan? Sen misin lan tipsiz? Top sakala bak lan. Yandaki karıya bak, boynunda şey. Sen mi rahatsız oldun lan? Pardon. Beyefendi pardon, bir sorun mu var? Bak bak gerizekalıya bak lan. Ne biçim restorana getirdin? Garson, cüce, müdür, deve. Bana bak Gulliver. Benim kılığımla kıyafetime laf atacak adamı var ya, alırım. Çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimini engelleyemeyecek şekilde öyle şeyler yaparım ki aklınızı alırım ha. Tansu? Hatice! Lan sen buralara müdür mü oldun? Ay vallahi! Ay nasıl özlemişim? Ama iyi gördüm seni. Sen vallahi sen boyatmışım, değişmişim. Ama vallahi nasıl özlemişim, nasıl özlemişim. Canım benim ya. Sen nereden tanıyorsun lan bu gerizekalı? Aa, Dansu benim canımdır ya. Ben seninle ayrı olduğumuz dönemlerde bana çok yardımı, çok Allah desteği oldu. Üst komşumdu, benim üstümdü. Estağfurullah, ne demek. Buyurun oturun beyefendi. Bir yanlışlık oldu. Allah aşkına sen de otur. Şarabımızı iç. Hadi tamam, bir iki dakika. Gel. Bu arada merhabalar tekrar. Tansu ben. Tansu mu? İsminiz çok transparan, içiniz görünüyor beyefendi. Kazım, ver patiyi. Ver patiyi Kazım, adamın eli havada kaldı. Ver. Kazım, ver patiyi. Ver adam. Bana kanıç muamelesi yapma, vallahi kafanı kırarım senin Hatice. Bak beni arkadaşlarımın yanında mahcup etme, masanın altından bir koyarım kan içersin ha. Çok fırtınalı bir ilişkiniz var gerçekten. Kazım Bey de dediğin kadar varmış. Neymiş lan o dediğin kadarı lan? Sen benim nelerimden bahsediyorsun lan insanlara, sapık karı.
Yanlış anlamayın Kazım Bey. Böyle sizden çok asabi olduğunuzdan bahsetmişti de onu söyledim ben de. Sizden bana hiç bahsetmedi. Siz kimsiniz acaba Dansu Bey? Dansu benim çok kıymetli bir arkadaşımdır. Senin yokluğunda Fazıl'ı büyüttü sağ olsun. Tabii tabii ben de yalnız kadınım. Bir takım ihtiyaçlarım oluyordu bir yerde. O da benim ihtiyaçlarımı gideriyordu. Vallahi gideriyordu. Ne gibi ihtiyaçlarını gideriyordu açı? Sorabilir miyim acaba? Ne gibi ihtiyaçlar olacak? İşte Fazıl sokakta çocuklarla kavga ediyordu. Bu da gidiyordu çocukların babalarıyla kavga ediyordu. Genelde dayak yiyordu ama olsun gene der diyordu. Fazıl bugün bir yerlere geldiyse Dansu'nun emeği büyüktür. Fazıl bugün gerizekalının önde gideniyse ve buna Dansu'nun emeği varsa o zaman çok fazla bir borcumuz var. 5 kağıt verelim ödeyelim. Saçmalama Kazım. Bak adam yemiyordu yediriyordu. Bizi yazlara o Çınarcık Parkı'na götürüyordu. Hani ne oluyor lan? Çınarcık Parkı'na götürüyordu. Biz hatta hatırlıyor musun? Bir keresinde ben gülerken dondurmamı düşürmüştüm de al benimkini yala demişti. Ya ay ben nasıl yaladım ama? Nasıl yaladım? Ben de aldım yaladım ama hala tiksindim. Gene olsa gene yalarım. Ne? O derece severim. Doğru mu lan Tansu bu duyduklarım? Yani elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Yok yok yok. En iyi yardımcı erkek rolünde Oscar almışsın maşallah. Efendim? Bak Tansu, benim tansiyonumu yükseltme, sen ağzını burnunu kırarım. Sen dul kadın avcısı mısın lan? Neymiş dondurmasını yalatmış da, neydi Fazıl'ı büyütmüş de, efendim ihtiyaçlarını gidermiş de. Kazım, kendine gel. Kendine gel. Ben kendimdeyim Atçe. Ben kadınım, benim kadınım başka hiç kimse ihtiyaçlarını karşılayamaz. Ben karşılarım. Kadınım mı? Neler söylüyorsun Kazım? Kalk git lan buradan defol pislik gargamel. Kazım bir ayıp oluyor. Ne ayıp oluyor? Kalk git buradan. Pislik herif tipe bak lan. Kusura bakma çok kıskançtır. Söz konusu ben olunca gerisi teferruattır. Atçacığım ama müşteriler rahatsız oluyor. Başlatma lan müşterine. Vallahi ağzını burnunu kırarım sen ha. Sapık. Beyler lütfen benim için kavga etmeyin. Lütfen drama istemiyorum burada. Burası benim restoranım. Defol. Gitmiyorum lan. Git kralını çağır. Gitmiyorum buradan. Çıkmıyorum. Kesin çıkmıyorum tabii. Bebeğim. Dansucuğum git. Ben seni lütfen çıkarmasını bilirim. Hatça kusura bakma. Bak hala hatça tamam diyor. Hatça diyen dinle alır koparırım münasip bir yerine. Sakin ol. Ezerim. Behlül'üm. Sakin ol. Sakin ol kendine. Bana öyle behlül bakma. Beni sinirlendirme hatça. Akşam akşam bak tepem attı ha. Kıskandın mı lan sen beni spaydı? Kıskandım tabii lan. Sen benim hem atımsın, hem avratımsın, hem de silahımsın sen benim. Öyle tabii. Sokakta atınım, mutfakta avradınım, yatakta da silahınım. Çek teti. Daha bitmedi. Çek teti, ateşle beni Kazım. Ateşle beni. Saçma sapan konuşma bak, getirdim 14 sevgililer günü bilmem ne. Vallahi bak adamlar elimde kalacak ha. Sen öyle adamlarla haydutlar gibi, şövalyeler gibi savaşacak mıydın öyle benim için ha? Savaşırım tabi lan. Kralı gelse bizi buradan çıkartamaz. Aha kralı geldi. Efendim sizi dışarı almak zorundayım. Sen kimsin lan ayı? Lan Nuri. Vay Hacer abla. Ulan ben geldim bugün buraya geldim oğlum. Ne yapıyorsun sen burada? Nuri be Nuri. Vallahi Nuri bu. Bu King Kong'u nereden sanıyorsun sen Hacer? Benim eski mahalleden Nuri bu ya. Affedersin ben yok desem mahallenin kaçarı mı oldun artık? Kazım bu bakkalın oğlu Nuri. Nuri Gagarin. Tabii ya. Ben hep giderdim onlardan kaçar alırdım. Veresiye verirdi bana. Çok emeği var ama. Çok emeği var sağ olsunlar. Lan senin emeğini de senin de alırsın. Allah Allah bir şey yapmaz önünde. Allah Allah. Hareket diyenler. Evet. Nicedir özlediğimiz bir hıyarlı baba, akrabaya rastlamış gibi olduk. Terbiyesiz bir akraba ama ne yapalım? Bunun bipini bol koyun ki sonra da program yapabilelim. Ne oldu Selçuk? Rol çalan figüran mı olur? Ne yapıyor ne? Peki figürasyon yapanlar bir adım öne çıksın bakayım. Alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Gizem, sen geri git. Sen artık söyler sayılmazsın. Aferin Ömer, geçin yerinize. Bence neşeliydi. Gerçekten özlemişiz. Atışmanın zaman zaman zirveleri oluyor. Güzel bir kurguydu da. Birkaç tane laf var. O bipler işte o yüzdendi. Elinin ayarı yok bunlarda ya.
Nereye bip koymalıyız sizce? Hiçbir yerine diyenler? Tamam. Bak Rütük uyarırsa diyeceğim ki halkın desteğiyle yaptık. Ne yaptık halkın desteğiyle yaptık. Evet, bu gecenin son skeciydi bu. Ney nerede? Hayır, 5 tane bugün günün son skeciydi zaten. Yaklaşık 2 saati de geçti. Gerçekten özellikle İstanbul dışından gelenlere ayrıca sevgiler sunuyoruz. Bu kuşun şartlarında buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize sevgiler sunuyoruz. Seyreden herkese saygılar, sevgiler sunuyoruz. BKM Mutfak oyuncuları sizleri selamlıyorum.